Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Hicam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Yaşındaki evladını arayan anne. Ne olursun oğlumu bul bana. Bir aydır görmüyorum. Çok özledim ben oğlumu. Tüpürükçü dediği kocasıyla yüzleşme. Ben sadece oğlum istiyorum. Murat abi çocuk sen tapulun malın mı? Sözde hocalığını kabullenen eş. TikTok'taki açtığınız canlı yayınlar. Açamaz mıyım ben sayfa? Asansör tamir edip açarsınız. Ben esnafım dersiniz. Yani sizin orada açtığınız pek asansör tamir etmekle alakası yok. Şüphe ve endişe. Okuldaki eğitimin yanlış olduğunu söyleyerek göndermiyor çocukları okula. Ben sadece çocuğumu istiyorum, vermiyor çocuğumu. Muradiye Çınar oğluna kavuşacak mı? Az sonra Müge Anlı'da. Biri öldürüldü. Benim çocuğumu tamam, su kurdular, öyle yaptılar evimin önünde. Sen en yakın arkadaşını Halil'in kucağına attın Halil. Diğeri cinayetle yargılanıyor. Ya onun kafasını sıkacağım ya senin kafanı sıkacağım. Düşmen varsa ölümünden kim yararlı olacaksa ben onun üstüne giderim. İhanet üçgeni. Yanlışlık oldu hani yaptık bir delili o zaman için ama. Sen yapmadın bir şey. Yapmadım. Nasıl böyle bir yapmadım şey söylersin ben oğlum? Sen niye öyle söyledin Ali? Ne demek bu? Hayır ben bak. Bu ne dedim demek? İki kuzen nasıl karşı karşıya geldi? Aynı şekilde Erdem'e de satmış olabilir. Zaten konumuz bu. Evet. Nasıl o silahı Erdem'e çevirtiyorsan burada da böyle bir şey yaptın mı? Yani herkes yapacağını yapıyor. Birisi birisinin üzerine atıyor. Evet atıyor. Çocuğun sahibi yok. İtiraf niteliğinde ifade. Silah dayadığınızı ya da mesaj attığınızı hatırlamıyorsunuz. Cinayet gecesinde hatırlamıyor olabilir misiniz alkol aldığınız için? Olabilir. Erdem Kaynak cinayetinde çember daralıyor. Az sonra Müge Anlı'da. Eşini ve annesini aynı anda kaybetti. Çifte acı yaşadı. İki acıyı birden yaşarken bana bunu yaşattı. Tüm birikimi görümcesiyle kayıplara karıştı. Paramı alıp evden sevgilisi Şahin'le birlikte uçup gidiyorlar. Evlatlarının geleceğine ağlayan bir anne. Onları okutamayacağım. Çocuklarıma bir gelecek kurayım derken uçtu gitti. İthamlar, suçlamalar. Hepsini harcadınız mı diye soruyor, bilmiyorum diyor. Senin gibi bir hala olmaz olsun. Fatma Tosun'un hayrete düşüren iddiaları az sonra Müge Anlı'da. Muradiye Çınar, ihanetini kabullenmediği eşinin ceza olarak 11 yaşındaki oğlunu kendisinden kaçırdığını söylüyor. Eşim sözlü hocalığıyla sosyal medyadan bulduğu kadını benim üzerime kuma getirmeye kalkıştı. Ve getirdiği kadın da evliydi. Bana kumalık teklif etti, darp etti, kemerle dövdü, evi terk etti, çocuğu götürdü. Bir aydır görmüyorum. Nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Telefonlardan da engelledi, bulamıyorum oğlumu. Ne olursun oğlumu bul bana. Bir aydır görmüyorum. Çok özledim ben oğlumu. Bir kere hem senin yanında olması gereken yaşta hem de okula gitmesi gereken yaşta. 3 yıldır yaşta. Göndermiyor Müge abla, 3 yıldır okula göndermiyor. Bu arada bizim bu Çınar Hoca adıyla kendisine TikTok hesabı açan Ömer aslında asansör tamircisi. Ya ben sadece evladım istedim. İlk başta velayeti bana ver dedim, vermedi. Kumalık teklif etti, kabul etmedim. O bana dedi ki ev alayım, araba alayım. Benim evde arabada gözüm yok. Zaten bütün malları başkasının üstüne aktarmış. Ben istemiyorum dedim. Beni tehditle çocuklarımı kaçırdı. Çocuğa diyor ki ben boşanmak istemedim. Ben anneni bırakmak istemedim. O beni bıraktı. Çocuğumu çok doldurmuş Müge abla. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum öğretiyormuş arabadan inmeden. Annene sarılmayacaksın, öpmeyeceksin. Çocuğum son gün gelirken bile gözlerinden yaş akıyormuş. Ya bana diyordu anne saçının teline kadar özledim seni diyordu. Ama şimdi anne bile demiyor bana. Seni unutmaya çalışıyorum diyor. Ne olursunuz oğlumu bulun. Çok hasretim ben ona. Muradiye Hanım üfürükçü dediği kocasıyla canlı yayında karşı karşıya geldi.
Bir aydır göremediği oğluna kavuşmak istiyordu. Ömer Çınar, yani Çınar Hoca olarak anılıyor diyor eşi. Telefon hattımızdaymış. Çınar Hoca mısınız siz? Hayır, ben esnaf bir adamım. Yani o kadının böyle manipüle ettiği gibi değil olaylar. Peki sizin o zaman TikTok'taki fotoğrafınız ne? Açtığınız canlı açamaz, yayınlar. Açamaz mıyım ben sayfa? Asansör tamir edip açarsınız. Ben esnafım dersiniz. Yani sizin orada açtığınız pek asansör tamir etmekle alakası yok. Sizin bir eğitiminiz hayır, var hocam, mı? Ben hoca değilim. He, o zaman uyduruyorsunuz yani orada. Çünkü yani ancak insan da... ancak bilgi sahibi olunca fikir sahibi olur ya. Anladım. Ömer çocuğu getir. Ben sadece oğlum istiyorum. Sana da söyledim ben Murabiye, buraya çıkacağım. Murabiye çocuk senin tapulu malın mı? Hayır tapulu malım değil. Her olayı manipüle ediyorsun. Oraya karıştırıyorsun, buraya karıştırıyorsun. Neden yerini söylemiyorsun? Dinle. Ben sana çocuğu göstermeyecek olsam Rana'yı vermezdim. İsmail ben istediğim benim yanımda duruyor. İstediği zaman gelir senin yanında durur, tamam mı? Hayır istediği zaman değil. Ben çocuğumu görmek istiyorum. Bir aydır bana göstermiyorsun. Çocuk bir seni görmek istemiyor. Evet öğretiyorsun Ömer. Getir hocalarım dinlesin. Öğretiyorsun çocuğumu. Ben çocuğumu istiyorum. Sadece çocuğumu getir. Muradiye Hanım'ın zorluklara rağmen evladı için yaşadığını söyleyen izleyicimiz de vardı. Komşularım şahit bağlanabilir. Dilek Hanım telefonu attığımızda. Muradiye'ye kefilim yani. Gerçekten çok hanımefendi bir kadındır. Sürekli temizliklere giderek ya da çocuk bakarak çocuklarının şeyini devam ettirmeye çalışıyor nafakalarını. Birebir şiddet gördüğünün de tanığı olduk. TikTok'ta gördünüz mü? Arkadaşlar gösterdiler. Ya işte böyle konuşuyor kadınlara. Eğer şunu yaparsanız siz müşfik olursunuz. Nikahınız boş olur. Bilmem ne olur. Böyle değişik şeyler söylüyormuş. Çocuğum beni çok severdi. Biz birbirimizi çok severdik. Bir tane çikolatayı bile üçe bölerdik. Biz çocuklarımla çok düşkündük. Ne olursunuz oğlumu getirin bana. Bana anne demiyor. Çok soğutmuş çocuğumu. Arabadan inmeden öğretiyormuş. Anne deme ona sarılma. Peki Dilek Hanım baba diyor ki anne diyor çocuğunu dilendiriyordu diyor. Asla çocukların üzerine titreyen bir kadın. Ben seni de bilmem onu da bilmem. Ama 11 yaşındaki çocuğu biz böyle heba edemeyiz oralarda hocam, buralarda. O çocuk da devletin okullarında okuyacak. İstiklal Marşı'nı da okuyacak. Hem de böyle bağıra bağıra okuyacak. Her insanın çok güzel ve çok özel olduğunu düşünüyorum. Hepimiz ışıl ışılız. Hepimizin içinde kelebekler uçsun. Hiç kimsenin içimizdeki ışıkları, bu renkleri söndürmesine izin vermeyin. İsteyen istediği kadar kötülük yapsın. Bir gün iyilik kazanır. Evet, 33 yaşındaki Muradiye Çınar. Ya aslında tabii insan çok üzülüyor. Hani madem bu kadar insanlar hani dinden imandan bahsediyor, bence bir annenin çocuğundan ayrılması yani günahsa işte bence en büyük günahlardan biri. Çünkü çocuğumuz 11 yaşında ve Muradiye 11 yaşındaki çocuğunu göremediğini iddia ediyor. Biliyorsunuz ben buradan iki bakanlığımıza da bir seslenişte bulunmuştum. Hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milli Eğitim Bakanlığı hemen devreye girdi. Her iki bakanlık da hemen girdi. Sevgili Yılmaz Güney Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hemen bana cevap yazmış. Müge Hanım ilgileniyoruz diye yazdı. Şimdi senin çocuğunun olağan dışı bir okul devamsızlığı var. Evet. Yani çocuk sen de bunu iddia etmiştin zaten. 5. sınıfa gidiyor. Hani olağan dışını siz artık tahayyül edin. Çünkü ilk öğretimde özellikle idare ederler hani çocukların hastalığı vesairesinden dolayı devamsızlığını o eğitim tolere ederler yani eğitimin içinde kalması lazım. Tabii ki çocuklar küçük ama bunun olağan dışı bir devamsızlığı var ve iddialar şu yönde yani bu sistemdeki bir çocuğu okula göndermek istemiyor, İstiklal Marşı okutmak istemiyor. Ben de hiç anlamadım yani biraz kafa karışık anladığım kadarıyla. Yani niye İstiklal Marşı okuması ki çocuk yani? İstiklal Marşı yani adı üzerinde bizim gururumuz. Her çocuğun İstiklal Marşı'nı böyle bağıra çağıra okuduğu bir ülke. Evet. Ülkedir. Yani aksini düşünemiyorum. Yani ne marşı okuyacak bu çocuk? Yani Yunan Milli Marşı mı okuyacak? Yani Alman Milli Marşı mı okuyacak? Ne okuyacak tabii ki? Bizim Türkiye'nin... zamanımızda bilmiyorum şimdi de devam ediyor mu? Her pazartesi tabii günü canım. İstiklal Marşı'yla başlıyorduk. Cumartesi günlerde de İstiklal Marşı'yla kapatıyoruz. Cuma günde bitiririz tabii. Yani
Çocuklara bunu aşılamak kadar tabii güzel. Ne marş okuyacaksın yani bir de yani? Bundan başka daha güzel bir marş olamaz ki. Yani hepimiz gözümüzü açtık. İstiklal Marşı'nın hem manevi havasıyla hem kelime olarak manasıyla o hüşu içerisinde büyüdük. O güzellik içinde büyüdük. Hala kalkıp da İstiklal Marşı'nı dinlediğimiz, okuduğumuz zaman aynı hissiyata devam ediyoruz. Kalbimiz bir başka türlü atıyor. Allah o atışı daim etsin hayatımızın sonuna kadar. Bütün vatandaşlarımızda eksiklik göstermesin. Yani biraz orada kafa karışık. Ya size aslında bugün ya da yarın çekim yapacaktım. Bizim şu okulumuzla ilgili, sanat okulumuzla ilgili. Milli Eğitim Bakanımız bizimle beraber ziyarete geldi hemen. Beyoğlu Belediye Başkanı hani bize bir yer gösterdiğinde. Hatta şey dedim ben. Ya işte orada bir bahçe var, şu bahçeyi şöyle yapsak. Şimdi hemen bakan şeyi yaptı mesela. Çocuklar dedi İstiklal Marşı okuyacakları yer burası dedi. Burası kapatılmaz. İşte şurası şöyle olacak, çocuklar burada. Mesela bakan ilk geldi şeye baktı yani. Marşı nerede okuyacaklara baktı. Dedim ki bak işte mesela benim aklıma o gelmemişti. Nerede okunacak? Hani her işin erbabı. Ay dedim bakanım vallahi dedim ben içindeki odaları, sınıfları işte merdivenler falan diye düşünürken. Bakan hemen geldi. Burası dedi çok güzel, çocukların İstiklal Marşı'nı okuyacakları yer falan dedi. Şimdi, en büyük gururumuz bu değil mi? Hani, hem ülkemizde hem ülkemizin dışında bir başarı kazandığımızda İstiklal Marşımızı orada da okuttuğumuzda nasıl büyük gurur duymuyor muyuz biz? Yani şimdi bu bizim bunlar tabii iddialar. Bilmiyorum cevap verebilir Ömer Çınar buna. Yani aslında asansör tamiri yaptıktan sonra birdenbire kendini hoca olarak ilan eden ve hiçbir eğitim almadan nasıl olduysa Mevlana'nın da yokmuş eğitimi ona göre. Yani biz neleri konuşuyoruz? Hala daha sene gelmiş 2024. İnanamıyorum. Ama önemli olan 11 yaşındaki bir çocuğun hayatı. Bu arada bakanlık da devreye girdi. Sen de söylemiştin. Dedin ki çocuğum benimle görüşmek istemiyor dedin. Onlar da görüşme sağlamışlar. Annemle görüşmek istemiyorum demiş. Şu anda sizin bir boşanma süreciniz devam ediyor. Evet. Bu arada kocan vallahi ben izlemedim. Ben izlemiyorum herkese. Ben izlemem öyle her şeyi de. İşte yani konuyu almışız biz reyting yapıyormuşuz. Ömer Bey sen Allah aşkına ya çok açık açık söyleyeceğim. Sen kimsin de ben seninle reyting yapacağım ya. Yani sen kendini Mevlana ile falan kıyaslıyor olabilirsin ama bu zaten senin özgüven patlaman yani. Kusura da bakma ya da bak. Sen çocuğunu okula gönder. Sen çocuğunun eğer gerçekten iyi bir insan olmasını istiyorsan anneyle de görüşmesini sağla. Şey demiş, Muradiye de gelirse çocuğuyla istediği zaman görüşebilir demiş arkadaşlarımıza. Müge abla ben dün akşam aradım. Oğlum hala engelli, yerini bilmiyorum. Bana göstermiyor. Yalan söylüyor Müge abla. Kızım içeride konuşabilirsiniz, öğretiyor. Oğlum baskı altında. Bunu pedagog eşliğinde zaten görecekler. Yani Ömer'in tek tehdidi kızıma da oldu bu geçen hafta. Annenizi seçerseniz beni unutun. Benim yüzümü göremezsiniz diyor. Yani kızım sinir krizi geçirdi, panik atak geçirdi evde. Kızım yanıma o yüzden gelmek istemiyordu. Oğlum da o yüzden. Çünkü çok düşkünüz biz birbirimize. Ben onu ilk kaçırdığı kadının yanındayken bile görüştürdüm. Hiçbir zaman engellemedim. Ama kendisi engelliyor. Şu an neredeler bilmiyorum ben. Yani ne demek? Oğlumun telefonu var, arıyorum engelli. Çocuk WhatsApp'tan engelliyor. Geçen gün konuşurken oğlum engelli anneni diyor. Engellettiriyor Müge abla. Nasıl görüştürüyor beni? Ha, çocuk senden niye nasıl bu kadar soğudu bir ay içinde? Ben onu anlamadım. Bir ay içinde değil Müge abla, bu 5 aydır onun yanında göndermiyordu. Ben sürekli getir oğlumu, getir oğlumu. İsmail gelmek istemiyor. Arabadan inmeden annene sarılmayacaksın, anneni öpmeyeceksin, gitmeyeceksin annene diyordu. Zaten okula da göndermiyordu. Çocuk da onun yanında ya kalıyordu. Benim anladığım kadarıyla senden boşanmak istiyor. Sen boşanmadığın için de çocukları siz bu şekilde birbirinizin arasında şey olarak kullanıyorsunuz. Müge abla ben boşanmayı kabul ettim. Ona dedim ki tek velayetini bana ver, istediğin zaman gel gör dedim. Bu velayeti istedi. Ben velayet vermek istemiyorum o adama. Ya yanında dostuyla beraber kalıyor. Ben nasıl şimdi vereyim bak, onu? Muradiye seninle ilgili ben geçen gün de söyledim. Ben çocukların kimin yanında kalacağına karar verebilecek bir merci değilim. Çünkü bununla ilgili uzmanlar var. Yani o uzmanlar karar verirler. Ama senin de en başta çocuklarının velayetini babalarına vermelerini anlayamıyorum.
Müge abla çocuklarımı göstermeyeceğini söyledi, Gürcistan'a kaçıracağını söyledi. Elim ben cebimi doldurdum, WhatsApp konuşmalarımız hepsi kayıt altında. Ben ceplerimi doldurdum, çocukların velayeti bende olacak, bu dostluğuyla beraber kaçırdı. Yani eğer sen bilirsin dedi, mahkeme günü bile göstermedi ta ki boşanana kadar. Kızım Rana bile dedi ki, anne sen mahkemede boşanmasaydın, hani velayeti babama vermeseydin, babam bizi Gürcistan'a kaçıracaktı dedi. Boşanma olmadı ki. İşte olmadı. Bu bilmiyordu onun ikinci bir imza atılacağını. Biz avukatlarla işbirliği halinde gittik. Sen eşin ne derse kabul Murat et dedi diyeceğim, bana. Bak ben şunu anlıyorum. Kim dedi avukat sana? Avukat mı sana dedi eşin ne derse kabul et? Ya mecbur kaldık yani. Avukat öyle bir şey demez. Avukat öyle bir şey demez. Arkadaşlar yapmayın yani. Öyle diyecek bir avukat ben hiç görmedim. Yani avukat sonuçta çekeriz dedi. Hayır, avukat sonuçta beni temsil ediyor. Ben ne dersem o. Avukat bana sorar çocukların velayetini istiyor musun, istemiyorsun. Anne benim istiyor dedikten sonra. Ayrıca biri 11, biri 12 yaşındaki çocukların velayetini, yani senin böyle bir bulaşıcı rahatsız hastalığın yoksa, bir yasaklı madde kullanmıyorsa hiçbir mahkeme babaya vermez ki. Ya hiç görmedim ben yani babaya. İşte, annenin çok çok sıkıntısı olması lazım. Evet. Senin yapma dediğini avukatın yapamaz. Öyle bir şey yok. Ancak sen neye müsaade edersen, hangi vekalette hangi yetkileri vermişsen o yetkileri kullanır. Zaten biz ortak o önce şey olarak, anlaşmalı olarak hani hiçbir avukat tutmamıştık. Evet. O zaman imzalattırdı bana, kendisi imzalattırdı. Hani bunu da diğer avukatım zaten söyledi. Ben bunu imzalamam dedi. Bu işte bir iş var dedi. Başka bir avukat evet, avukat bizim demediğimiz bir şeyi yapamaz. Hele çocukların velayetiyle ilgili hangi avukat? Avukata ne? Avukat karışmaz ki buna. İşte protokolü beraber imzaladık. Hayır Murat diye, bu çocuklar senin yanındayken nasıl gitti babasının yanına? Ben orasını hala anlayamadım. Biz birleşme kararı almıştık Müge abla. İşte o yüzden dedi ki çocukla birkaç gün vakit geçireyim dedi. Öyle götürdü. Sonra çocuğun beynini yıkamaya başladı. Oğluma diyordu ki annenle birleşeceğiz, getireceğim. Benim yanımda kal, gitme. Ondan sonra zaten çocuğun beynine girmeye başladı. Zaten kızımla konuşulsa, oğlumla konuşulsa hepsi çözülecek. Hani benim tek şeyim evlatlarımdı. Başka hiçbir şey istememiştim ben ondan. Ömer Çınar'ın akrabası Ali İnce bize ulaştı. Nerede kendisi? Skype'la bağlanacak. Evet. Hı? Ali Bey günaydın. Nerede? Konya'dan bize. Günaydın efendim. Siz günaydın Murat Hanım. Hayırlı. Çok teşekkür. Siz nesi oluyorsunuz Ömer Çınar? Ben babamın yeğeninin. Sizin kuzeniniz oluyor yani. Evet benim. Siz ne biliyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi konularıyla alakalı konular bilmiyorum şu son zamanlarında. Çünkü biz 2017'de beraber asansör işi yapıyorduk Ömer Bey'le. Ben kaza geçirdim. Düştüm. Geçmiş olsun. İnşaattan. Bu arkadaş benim kartımdan alışveriş yapıyordu. Ortak iş yaptığımız için. Bu arkadaş hiçbir ödeme yapmadı bana. Karşı mahkemeye yani mahkeme olan iş kazası geçirdiğim firmalardan tarafa şahit durdu. Bilmiyorum para mı aldı ne yaptı bilmiyorum. Yalancı şahitlik yaptı benim mahkememde. Yani hocalık konusuna gelince arkadaşın hocalıkla falan yani İslam'la yani bilmiyorum da biz yıllarca beraberdik, beraber büyüdük, beraber ortak iş yaptık. Hani cuma namazına bile gitmeyen, hani beş vakit namazını bile kılmayan bir insan çıkıp başkalarına nasıl kafir diyebiliyor, nasıl tekfir edebiliyor, hani yanlış anlamayın. Kimsenin oruç tuttuğu, namaz kıldığı bizi ilgilendirmez. Herkesin ibadeti kendinedir. Ama çıkıp siz başka insanlara kafir, kendinize de hoca, alim, imam diyorsanız, yani ben o zaman sizin yaptığınız ya da yapmadığınız şeyleri sorgularım yani. Onun yani için yani kesinlikle hocalıkla falan alakası yoktur. Hani Kur'an'ı tecvidle oku deseniz okuyamaz. Kur'an da okuyamaz. Yani bırakın bazı insanlara çıkıp ders vermeyi. Kur'an bile okuyamaz. Bir tarikata gittik yıllar önce 2014-2015 yıllarıydı. O tarikatın da sapık hallerde olduğunu görünce biz vazgeçtik gitmekten.
Yani tarikat dediğimde böyle medrese gibi size bir eğitim verecek bir yer değil yani. Bir sohbet ortamı. Onların da bazı sapık hallerini görünce zaten yakalandı başlarındaki de. Biz oradan da... Neler anlatıyor ya gerçekten yani. Sonra siz çıktınız ya... o devam etti anladığım kadarıyla. Sonra siz onu gördünüz mü TikTok'ta? Yok, yani ben yok, TikTok'ta yok. Çok şey gördüm de. Yani buraya gelenleri görüyorum tabii. Hani TikTok'ta kocaya kaçan, karısının üzerine başkalarını bulan falan filan gördük. Ondan sonra ama asansör tamircisi yani TikTok'a girince yani sözüm ona hoca olanı hiç görmemiştik. Onu da gördük maşallah. Vardır mutlaka, ben görmemiştim yani. Bu benim için ilk. Nüce Hanım. TikTok'tan daha neler çıkacak ben çok merak ediyorum. Dur bakalım yani. Hayırdır inşallah. Okuduğu birkaç... şöyle tekbir kitabı diyeyim size. Yani işte tevhid üzerine olduğunu iddia ediyor kendisi. Geri kalan herkesin kafir olduğunu düşünüyor. Dinlediği de birkaç tane sohbet vardır. Yani böyle ilim sahibi bir insan değil. Hani biz bir arada büyüdük. Babası çok erken yaşta öldü. Ömer daha 3-4 yaşındayken öldü amcam. Yani öyle bir ilme sahip bir insan değil. Hani ben, yani beni ilgilendirmez ama insanlar zarar görmesin. Hiç kimse kanmasın böyle şeylere. Yani Muradiye'nin çektiği eziyet, ızdırap biz duyuyoruz. Yediği abi, dayakla. Söyleyin, ne olursun söyleyin. Benim çocuklarıma nasıl düşkün olduğumu söyle. Ben çocuklarımı hiç dilendirdim mi? Abi ne olursun. Allah için yani abim, ben senin için çıktım. Yoksa... Yani benim iş yerimde telefonla görüşmek bile yasak. Yalvardım, yakardım, izin istedim. Dün hatta gelecektim İstanbul'a. Her şeyi senin için yapıyoruz Muradiye. Yani oğlan bizim ama sen bizim kızımızsın. Yani o sapıtınca Allah için doğrulanın yanında olmaya çalışıyoruz biz de zaten. Abi beni darp ettiğini her şeyi siz biliyorsunuz. Çok yakındık biz. Defalarca dükkanda süpürge sapıyla dövdüğünü, ondan sonra defalarca dövdüğünü biliyoruz yani Müge Hanım. Hani bir defa iki defa değil, bu kız çocukları için, Allah için herkese sorabilirsiniz etrafındaki Ömer sürekli etrafında dönerdi. Yani bilmiyorum ya, çok büyük yanlışlar bunlar yani. Abi bir de bir şey sorabilir miyim? Hem ahirette bunların şeyini çekecek yani. Abi bir de bir şey sorayım. Ömer mi çocuklara çok düşkündü, ben mi? Çocuklarım Ömer'den mi çok korkardı, benden mi? Lütfen abi ya. Kim verdi bu çocukların yani, eğitimini? Ya sen düşkünsün yani Ömer. Ömer yani biz işimizden de dolayı, bir yandan hani Ömer'in işinden de dolayı diyeyim. Yani gideriz bir ay gelmeyiz. İşte örnek veriyorum, İstanbul Üsküdar'da gelmeyiz. Yani gideriz bir ay gitmeyiz. Çocuklara bakalım. Bakın ben size çok teşekkür ediyorum. Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Yani sonuçta aslında Muradiye'nin siz eşinin akrabalarısınız. Hatta babanız da bağlanmak istiyormuş. Eşinin akrabaları oldukları halde senin yanındalar. Ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok çok anahtar bir kelime söylediniz. Hiç kimsenin ibadeti, kabahati bizi ilgilendirmez. Sonuçta herkes her şeyi biliyor. Özellikle bu ülkede yaşıyorsak isteyen istediğini yapar. Şimdi biz kimseye karışamayız. Ne kılığına, ne kıyafetine, ne düşüncesine. Benim şahsi fikrim öyle. Biz laiklik bu demek aslında yani. Kimseye karışmamak. Ne zamana kadar? Bize dokunmadığı noktada. Şimdi burada eşine dokunuyor mu bu işler? Dokunmuş. Bize dokunan toplum olarak tarafı ne? Bir kere yine söylüyorum. Bilgi sahibi olmadan insanlar fikir sahibi olamazlar. O zaman o bilgi sahibi olmadıkları için bu TikTok'ta, orada, burada verdikleri bilgiler yanlış. Ve o yanlışın peşinden sürüklenen insanların durumu toplum olarak bizi ilgilendirir mi? İlgilendirir. 11 yaşındaki bir çocuk okula gönderilmiyorsa o çocuğun ilerideki durumu toplum olarak bizi ilgilendirir mi? İlgilendirir. Aslında bizi ilgilendiren tarafı bu. Yani işin dini kısmını Allah bilir. Zaten ben hiç kimsenin kimseye sen cehenneme gireceksin falan, yani sen hangi hakla bunu söylüyorsun, bunu hiç anlayamam. Gerçekten dindar insanlar birbirlerine bu şekilde hitap edemezler zaten. Sen cehenneme gireceksin. Sen nereden biliyorsun? Ya senin öyle bir bilgin var mı söylüyorsun? O ben de orada nokta. Orada ben de zaten bitiyor her şey. Bu arada babanız da, babayı da alalım lütfen. Ali İnce. Siz, Ali Bey sizin babanız oluyor değil mi?
Pardon, Hüseyin İnce sizin babanız oluyor. Çok özür dilerim. Evet, bakın o da yayına bağlanmak istemiş. Onu da yanına alalım. Alabiliyor muyuz? Hüseyin Bey telefonda mı? Tamam, Hüseyin Bey günaydın. Günaydın efendim, hayırlı günler. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim, sizi de dinlemek istiyorum. Oğlunuz izin aldı, bağlandı. Siz ne söyleyeceksiniz? Oğlumu izin alıp bağlandı. Oğlumu anlattıklarının hepsi doğru. Mehriban'ın anlattıklarının hepsi doğru. Ya ben ismini yanlış söylüyorum. Rabia'nın anlattıklarının hepsi doğru. Benim yeğenimin insanla alakası yok. Televizyonunuzun sesini kapatırsanız daha iyi anlaşabiliriz. Tamam. Hüseyin Bey, siz ulaştınız mı peki? Hani siz ulaşabildiniz mi Ömer Bey'e? Ömer bak oğlum, hani gönder çocuğunu annesinin yanına. Aramadım, falan. Aramadım onu ben. Ben onu insan yerine koymuyorum. Aramadım ben onu. Ben o kadının oradaki perişanlığını gördüm. Şimdiye kadarki başına gelenleri de biliyorum. Onun için sizi aradım. Yani... O kadın her konuştuğu doğru o kadının. Peki bir Ömer'e şöyle sözünü geçirecek. Oğlum niye ayırıyorsun annesini? Hayır. Benle konuşmaz. Benle konuşmaz zaten. Aslan da o açmaz benim telefonumu. Çünkü bizim başımıza da bir şeyler getirdi. Fakat ben kuyruk acısından konuşmuyorum. Ben doğruları söylüyorum. Bu adam fırsat Ömer'in... bulsa sizi bile dolandırır demişsiniz arkadaşlarımıza. Dolandırır değil. Benim oğlum yatakta yatarken gaza getirdi. Mumya gibi sağlığı yatarken araştırın. Benim oğlum sağlam bir bel yemeğiyle bir omurga tezgütleri vardı. O vaziyetteyken 5 milyon lira kredi kartından alışveriş yapmış. Bizim oğlan bu sana gitti diye yastığın altına ıstırıyormuş, kartı bıraktı gitti. Ondan sonra da ben aradığım zaman bana cevap vermez. Anladım, yani siz de şikayetçi. Siz onun nesi oluyorsunuz? Ben onun amcasının, benim abimin torunu bu. Amcası oluyorum ben. Vay 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 vay. Bu kadar da yakın. Çok da yakınlar. Peki telefon attığımızda bir kişi daha var. Teşekkür ediyorum ben baba oğla. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz de bildiklerinizi kendinizce anlattınız. İnşallah Ömer Bey de bizi izliyordur. Amaç zaten anne oğlu bir araya getirmek. Yani yoksa başkaca bir amacımız yok ve çocuğun eğitim hayatına sürekli olarak devam etmesi. Mehmet Bey telefonu attığımız demiş. Mehmet Bey kim biliyor musunuz? Muradiye'nin iddiasına göre bunun kocası TikTok'a girip işte böyle üfürükçülüğe başlayınca özellikle kadınlar hakkında konuşuyormuş. Ve bir kadınla tanışıyor. Kimle? Şehriban'la. Ama Şehriban da o sırada evli. İşte Mehmet Bey Şehriban'ın kocası. Mehmet Bey günaydın. Günaydın, hayırlı yayınlar Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Size de geçmiş olsun. Sağ olun, hayırlı yayınlar. Siz evli misiniz hala Şehriban'la, boşandınız mı? Vallahi şu an boşanma aşamasındayım, mahkemeli bir durumdayım. Bir sene yakındır davayı açmışım çekişmeli olarak. Yakın bir zamanı kaldı, yani 2 ay bir süresi kaldı. Mahkeme günün belli, boşanma gerçekleşecek yani. Sizin eşiniz nasıl tanıştı bu Ömer'le? Benim eşim TikTok'ta tanıştı. Yani namazla, Kur'an'la, ne bileyim böyle çarşafla, marşafla hiçbir ilgisi olmayan bir insandı. Ondan sonra TikTok'ta bunu gördükten sonra başlıyor işte namaz kılmaya başlıyor, çarşaf giymeye başlıyor, Kur'an okumaya başlıyor. Tabii bu durumu bir seviniyor. Yani sonuçta Kur'an okuyor. Diyecek de bir şey yok, okusun diyorsunuz siz de. Diyecek bir şey yok yani, Kur'an okuyor, bilgi alıyor. Ama olay farklı yönlere gidiyor. Tabii buna anlam veremiyoruz. Belli aylar sonra, zamanla geçtikten sonra artık kafası değişmeye başlıyor. Hala bir türlü anlam veremiyoruz. Kafası değiştikten sonra bana kafir, müşrik, yani dinle ilgili vurmaya başlıyor. Yani sen kafirsin, bizim evliliğimiz sahi değil. Tabii bütün bu bilgileri de hoca diye kendini tanıtan, o adını bile ağzıma almak istemediğim o insan yapıyor. Sonra madem bu kadar hani kafirlikten falan bahsediyorlar, sonra sizle evliyken nasıl kaçtı adama?
Evliyken nasıl oluyor? Yani ondan nikahlı sonra... bir kadın nasıl gider başkasına kaçar, bir de onunla imam nikahı adı altında tekrar nikah kıyar? Evliyken bunlar birbirleriyle görüşüyorlar. Ta Konya'dan buraya çağırttırıyor. Burada görüşüyorlar, ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Yani görüşüyorlar. Bunu Murabiye Hanım bize defalarca kez, böyle 3-5 defa olsun defalarca gizli hesaplardan falan bilgilendirmeye çalışıyor. Biz buna inanmıyoruz. İftira atılıyor, bilmem nedir. Aileyi koparmaya çalışıyor. Tevhid inancı altında deyip de yuvamı yıkmaya çalışan biridir iftira atıyor diye düşündüm her seferinde. Hep eşime inandım ve güvendim ona. Hep onun arkasında durdum. Yani söylenenlere kulak asmadım yani açıkçası. Sizin çocuklarınız var mıydı? Benim çocuğum var bir tane. O kimin yanında? Allah bağışlasın. Benim yanımda. Yani o şehriban da çocuğunu size bıraktı. Öyle mi? Bana bırakmadı. Onu da aldı götürdü. Ben aldıktan sonra daha vermedim. Anladım. Yani sonuçta şehriban çocuğunu size bırakmış oldu. Şimdi gidip Muradiye'nin oğluna mı bakıyor? Şu an hiç kimseye bakmıyor. Şu an oturduğu yer rezilliğin hesabını çekiyor. Şehriban abisinin evinde şu anda Ömer Ayşegül'le dost hayatı yaşıyor. Başka Ömer onun üzerine Ayşegül'ü mü aldı? Evet. Ama Şehriban'la da görüşüyorlar bu arada. Bana onun hesabını da soruyor. Vallahi Müge abla bir şey söyleyeyim mi? Ben Allah, hiçbir şey istemiyorum. Allah çok karışık anam yani. Yani kim kimin ne istemiyorum. Ömer sadece çocuğumu getir bana. Çocuğumu öğretme. Getir benim çocuğumu. Lütfen artık alın oğlumu ondan. İstemiyorum Müge abla. Çok kötü şeyler öğretiyor çocuğuma. Lütfen oğlumu getirsin Ömer. Getir oğlumu. Getir, ben oğlumdan başka bir şey istemiyorum senden. Kimin, hangi kadınla olacaksan ol, benim umurumda değil. Ben seni istemiyorum. Bunu konduramıyorsun kendine. Seni istemiyorum ben. Sadece oğlumu istiyorum ya. Ya Müge abla, ben size her şeyi attım zaten. Ben onu istiyormuşum. Ben istemiyorum Müge abla. Bana ne yaptığını söylüyor. Ya ben ne yaptığın umurumda değil. Oğlumu getir sadece bana diyorum. Oğlumla görüştür. Ya diyor ki ben o istediği zaman arayabilir. Telefonlarım hala engelli. Komşudan arıyorum, pat engelliyor. Kimden arayayım Müge abla ben? 3-5 komşumdan arıyorum, hepsini engelledi. Sen peki boşanmak için ne istiyorsun? Ya Müge abla, hiçbir şey istememiştim ben bundan. Sadece velayet istemiştim. Zaten... Hayır, şu anda ne istiyorsun? Şu anda evimi istiyorum Müge abla. Evimi alsın ve çocuklarımı versin, defolsun gitsin hayatımda. Çünkü üzerimizdeki malları başkasının üstüne yapmış, kaçırmış. Ve bunun da hepsinin ispatları var zaten. Ben buraya alnım kara olarak çıkmadım ben buraya. Evlatlarımı istemek için çıktım. Ya ben mesajlar paylaşmış, ben çocuğuma hırsızlık yapmışım. Bazı mesajları silmiş. Dokümanlarıma bakabilirsiniz. Hepsi kayıtlı bende. Ben hiçbirini silmedim. Yurda vereceğim, çocukları yurda vereceğim dedi bana. Ben hayır dedim. Hatta geçen gün diyor ki ben çocukları yurda vereceğim. Ablamla çok mutlu olabilirler. Ya ben çocukların benim yanımda büyümesini istiyorum ya. Ben eğitimlerini veriyorum. Ben okullarla görüştüm. Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar gittim. Evimin dibinde Milli Eğitim Bakanlığı. Müdürlere gittim. Ya müdür dedi ki Konya'ya bir böyle Suriyelilerin... Orada gitmese öyle bir şey yapmazlar. Bir şey yapmıyor. Yani bak arada laflar kaçıyor. Ben de duymuyorum. Öyle şeyler söylemeyin yani. Ya Milli Eğitim Bakanlığı hiç kimse ilgilenmedi Müge abla. Yani bizim 10 gün ya benim o dönemim... Bak ilgilenmedi diye bir şey yok Muradiyeciğim. Sen çocuklarının geçici velayetini babalarına bırakmışsın. Ya şimdi öyle tamam. Tamam geçici velayet... ama bak şimdi şimdisi geçmişi yok. Bırakmayacaksınız. Yani bak buradan ben herkese söylüyorum. Bırakmayacaksınız. İşte kaçıracağım dedi Müge abla. Elim kolum bağlandı. Kaçırırsa velayet sende olduğu zaman gider. Polisler alır yani. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. Sen kim nereye kimin çocuğunu kaçırıyor? Velayeti verdiğin andan itibaren evet, zaten hata yaptım, çocuğu daha çok kaçırması için zemin hazırlamış oluyorsun. Ya orada hata zaten yaptım. Zaten haklarını vermiş oluyorsun. Yani elim ayağım bağlandı. İşte ben orada hata yaptım. Onu biliyorum ama... Şu anda sadece çocuğumu istiyorum. O yüzden şimdi böyle oldu ama o benimle ilgilenmedi, bu benimle ilgilenmedi demeyin. Herkesle de ilgileniyorlar. Çocuğun şu anda okulda pedagogla da konuşmuş ama ben de buradan sesleniyorum. Ömer Bey, şimdi bu işin hani kötü olmasına da gerek yok. Sonuçta eğer bu anne kötüyse kızınızı niye bıraktınız? Yani kız çocuğunu o zaman anneye niye bıraktınız? Kızımı durduramamış Müge abla. Hayır, ondan bahsetmiyorum ben, Ömer Bey'e sesleniyorum. Eğer bu anne bu kadar kötü bir anneyse kızınız onun yanında... Bak bağlanıyor insanlar.
Yani evli kadın niye sizin yanınıza geliyor? Ondan sonra niye başka? Yani bak ben oralara da asla girmek istemiyorum. Ne diyormuş? Tüm bunları size mi söyledi bunu? Naime söylemiş. Bu dünyada hesap vermek zorunda değilim. Hesabımı mahşerde vereceğim. Hadi canım sen ya. Ya hesabını mahşerde versin. Benim oğlumu getir Ömer. Tam kendi hesabını nerede verirse versin. Çocukları getirsin. Çocuğumu getir. Sadece ben yok onu istiyorum ya. Yok yani. Böyle. Senin yanında büyümüyor benim çocuğum. Dostunun yanında büyüyor. Ne demek ben hesabımı mahşerde vereceğim ya? Zaten herkes verecek hesabını mahşerde. Sana özel değil mahşer günü Ömer Bey. Senin kafa gitmiş. Bak ben sana söyleyeyim ya. Senin kafa gidik. Kusura bakma da ya da bak. Yani ben de laf ola beri gele söylüyorum yani kusura bakma. Herkes ya. Hesabını bu dünyada vermesi lazım. Yani bunun şimdi mahşerle ne alakası var yani? Konu. Mahşer... Allah'la kul arasındaki konu. Ama kulla kul arasında, iki kul arasındaki hesabın görüleceği, verileceği yer bu dünyadır. İlahi kuvvetle kul arasındaki hesap o tamam ahirette ayrı konu. Ama bu burada bu dünyada herkes yaptıklarının hesabını verecek, cezasını çekecek, mükafatını da görecek. Ömer Bey sen o çocuğu bir getir. Tamam mı? Sen o çocuğu bir getir. Annesiyle bir görüşsün. Ondan sonrasına karar verirsiniz. Eğer kadını da sen çocuğuna dilencilik yaptırıyor vesaire diye düşünüyorsan sen de onların erkek olarak hani böyle hep kadınlarla ilgili konuşmak diyorum ya çok kolay. Erkekler asıl kendilerinin yapmaları gerektiğini anlatsalar ben daha memnun olacağım. Sen de o zaman çocuğunla karının geçimini de sağla, evlerinde oturt, onlar da çocuğunu okula göndersin, baksın anne olarak. Yani hep de niye hep kadınların yaptıklarını, yapacaklarını konuşuyorsunuz? Siz beni anlamadım yani. Siz her şeyi dört dörtlük yaptığınızda sıra kadınlara mı geldi? Hep kadınlar, hep kadınlar. Kadınları konuşmak da ne kolay anam. Açalım bir kanal. Oo, kadınlar öyle yapsa. Sen ne yapacaksın? Hep kadınlar. Düşün kadınların yakasından ya. Sen çocuğunu getir. Tamam bak buraya getir. İstiyorsan yayına da çık hatta. Bak zaten sen TikTok'ta ünlü olmak isteyen bir adamsın. Yani asıl senin bana karın yok da ben seni ünlü ediyorum bu şekilde. Onun farkındayım. Eğer şöhretin iyisi kötüsü olmaz diye düşünenler için tabii bunu söylerim. Bence iyisi kötüsü vardı şöhretin de. Getir. Annesiyle bir kardeşiyle görüşsün çocuk. 11 yaşındaki çocuğun annesine düşman olma gerekçesi nedir ya? Ya Müge abla kızım ağlayarak uyuyor. Anne biz orucu böyle hayal etmemiştik diyor. Yani ben oğlum istiyorum. Biz beraber oruç tutup açıyorduk. Kendisi yasın. Öbür odalarda çay içiyordu. Ya biz üçümüz oruç tutuyorduk Müge abla. Bizimle beraber kalkıyordu. Bizimle beraber yatıyordu. Ya benim oğlumu getir artık ya. Getir ne olursun. Ya ne olursun alın oğlumu ondan. Ya bu dört ay içinde falan hiç kaldırmadı benim yanımda ya kal diye yalvardım oğluma. Gelmek istiyorum ama Rana babam demiş ya babam demiş. Çünkü çok öğretiyor oğlumu. Dayanamıyorum Müge abla artık var ya hiçbir şeyden zevk almıyorum. İntihar etmeye kadar gittim ama çocuklarım için geri döndüm geldim öyle ben. Öyle şeyler konuşma. Ama sen çok annesin. Yoruldum Müge abla oğlumu getir Ömer getir senden bir şey istemiyorum. İstediğin zaman gör çocukları yemin ederim engellemeyeceğim ya. Sadece getir benim yanımda büyüsünler ya. Ben anneyim onların ne zorluklarla büyüttük biz onları. Lütfen sana yalvarıyorum getir oğlumu. Ha, bu kadar mutlulukla başlayan evlilikler niye buralara gelir işte orasını hiç anlamıyorum. Herkesi de ayrılıkta tanıyorsun tabii. Bu arada Ömer'in ilkokul arkadaşı İbrahim Bey'e telefon attığımız demiş. İbrahim Bey günaydın. Günaydın, iyi günler Müge Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun. Öncelikle şuradan başlayayım. Hani Ömer'in İslami dini bilgisi gerçekten çok yüksek bir insan. Hı. Onu başta belirteyim. Lakin kendisi uygulamıyor. Hı. Hani size ne derseniz ayetle, hadisle kesinlikle cevabını verir ve doğrudur. Evet, ama evet. Bunlar sadece merhamet olmadan, vicdan olmadan hiçbir işe yaramıyor. Nereden öğreniyor? Tefsir kitaplarından, işte Kur'an ayetlerinden, bunların hepsi doğru. Hı. Hani dediklerinde bir yanlışlık yok. Hı. Ama önemli olan yapması, uygulaması. Yani ben sana namaz kıl diyorum ama sen kılmıyorsun. Yani ben sigara içiyorum ama oğluma diyorum ki sen sigara içme çok kötü bir şey diyorum ama ben içiyorum.
Ben valla yani, sizi kırmak istemiyorum ama bazı şeyler kitap okumakla öğrenilseydi mesela, ben şöyle söyleyeyim, bütün gün Doktor House izliyorum mesela. Ama tutup da ameliyat yapamam ya da teşhis koyamam. Ya da yani kitap okuma konusunda şimdi mütevazı olmayacağım ama hani hangi konuda okuyorsam okuyayım onun hocası olamam ben yani. O başka bir şey. Eğitim başka bir şey. Ne olursunuz eğitimi küçümsemeyelim. Okuyabiliriz, öğrenebiliriz, bilgi sahibi olabiliriz. Ama eğitim almak çok önemli bir şeydir. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Siz şöyle bir şey de söylemişsiniz. Ömer'in kadın düşkünlüğü vardır. Yeni kadınlar onda heyecan yaratır. Ömer'in de eğitimi var. Eğitimi konusunda bir sıkıntı yok. Ömer İslam'la alakalı ne diyorsa o doğru. Hiç onu kabul etmem. Hayır. Onunla ilgili bana şey göstermesi lazım. Akademik eğitimi. Yani onun için bir akademik eğitimi olması gerekir insanların. Akademik eğitimi olmadan ben orada da onu okudum. Abi, neyi okudum da neyi söylüyorsun? Onu kabul etmeyelim lütfen. Bak, bunu sizi kırmak için söylemiyorum. Bunu çok insan var böyle, ben şu kitaptan okudum şunu diye anlatan sosyal medyada, orada burada, lütfen inanmayın ve onun peşinden gitmeyin diye söylüyorum. Bakın, diyorsunuz ki bilgisi var ama uygulamıyor. Demek ki onu içine sindirememiş yani. Öyle sağda solda bir şey okumakla insanlar, hayır. Yani birine anlatamazsın bunu. Karına anlatırsın, arkadaşına anlatırsın. Ama topluma çıkıp anlatmak, lütfen yani bunlara inanmayın arkadaşlar. Lütfen, çok rica ediyorum sizden. Yani hangi dini eğitimden bahsediyorsunuz siz? Evli kadını kaçırıp imam nikah kıymanın hangi dini bana şeyini söyler misiniz? Yani ben din alimi değilim. Hayır, bunun var mı bir anlamı yani? Ne, şimdi bu ne bilgisi var bu adamın? Evli kadına nikah kıyılır mı? Yani çok basit bir şey soruyorum ben yani. Ben burada sadece demek istediğim sizi ondan ziyade anlatıyor, çok güzel konuşuyor ama uygulamıyor. Uygulamıyor işte de işte. Uygulamadığı demek için istediğim bu. Hani Ömer'in bunu Üpürükçü Hoca, ne bileyim Sahte Hoca gibi bir şeyliği yok. Ama sadece işine geldiği gibi, işine gelenleri yapıyor. Nefsine biz de onlara Üpürükçü diyoruz işte. Ha. Nefsine göre. Bir, ikincisi bu İslami dini bilgileri olup da vicdanın, merhametin yoksa hiçbir işe yaramıyor. Siz ulaşın bir Ömer Bey'e, siz de bir ricacı olun. Ben buraya onun için çıktım işte. Yani karısına acısın biraz. Ben onun için çıktım. Haksızlık karşısında susan değilsin şeytandır. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben Muradi'yi de bilirim, tanırım. Dünya ahiret bacım olsun. Ömer'in onu övdüğü zamanlarda oldu. Benim evime 10 tane misafir gelsin, hepsini yedirir, içirir, hakkıyla gönderir. Bak, onun gibi bir eş zor bulunur derdi. Ama herhalde Muradi'ye fazla geldi Ömer'e. Ömer Bey, getir çocuğu. Bak getir, gerek yok. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz demişler. Yani eninde sonunda her çocuk annesine geri döner. Sen niye kötü oluyorsun ki? Yani ne yaptı bu kadın sana yani? Bak, ilkokul arkadaşın arıyor, amcan arıyor, amcanın oğlu arıyor. Nereye kadar? Niye o çocuğa başka kadınlar baksın? Bir de bağlanan hiç kimsenin ağzından Muradiye Hanım için kötü bir söz çıkmıyor ki. Herkes Muradiye Hanım için gerçekten anneliği, eşliği açısından hep olumlu konuşuyorlar. Ya ben apartmanımda bile çocuklara küfürü yasaklamış bir anneyim. Bak, apartmanımdaki bütün çocuklara, okulun bahçesinde küfür etmişler. Rana demiş ki, Murat seni anneme söyleyeceğim. O da demiş ki, ya lütfen Rana söyleme, apartmanda yasak. Okulun bahçesinde bari edelim. Çünkü ben çok güzel yetiştirmeye çalıştım. Ha, oğlumu dövdüğüm zamanlar oldu. Neden geldi bana, dedi ki anne işte arkadaş... Neyse, o kadar ayrıntıya girmeye gerek yok yani. Dövdüm şu derken anda... abla öyle çok değil. Hani vurmuşumdur. Yani bir daha yapmasanız ben iyi yok. Küfür ettirmiyorum. Ben çok güzel eğitim verdirdim çocuklarıma. Ama getirsin oğlumu. Ömer getir artık. Getir lütfen, getir oğlumu. Yerini söyle, gelip biz alalım İsmail'i. Ne olursun ya İsmail'i öğretme. Demişsin annen senin peşinde koşmuyor. Rana'yı aldı, çekildi. Ya ben nasıl koşuyum daha? Nerede bulaşayım? Nereden bulayım? Ömer Bey, benim anladığım kadarıyla sizin karı koca aranıza böyle bir şey girmiş. İnat girmiş. Bir çekişme olmuş. Madem hani bu kadar dinden imandan bahsediyorsunuz. Mübarek Ramazan'a gelin, ben sizi bir barıştırayım.
Çocukla da bir görüştürün. Siz de zaten gelsin görüşsün diyor. Muradiye bence sizi de seviyor zaten hala. Ben onu da onda görüyorum. Çocuğunuzu bir verin. Bir sulh edelim. Sonrasına sonra bakarsınız yani. Yazık, bu kadını da gözü yaşlı bırakmayın. Ben sizden rica ediyorum. Yani öfkeyle kalkan zararla oturur. Burada zarar çocuklara, günah yani. Hani madem bu kadar günah diyor, hakikaten günah ya. Ya dedim Müge abla, ben intikamımı aldım. Çocuğun yeri annesinin yanıdır. Eğer annede çok büyük bir problem yoksa. Varsa da lütfen anlatsın, biz de öğrenelim. Verelim bir ara. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Bu arada güzel şeyler de oluyor. Hemen onları da söyleyeceğim. Stüdyomuzda Aslan Turhan ve Tijen Özgen var. Aslan Hanım iki tane, Tijen Özgen 3 tane manuel tekerlekli sandalye getirmişler. Sizi görebilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Vesile olduğunuz için ben çok teşekkür ederim. İyi yerlere gitsin. İnşallah bakalım kimlere el ayak olacaklar. Bu arada Şule Gül Hanım, halası Güngör Karababa, babası Nuh Baba Döşoğlu, annesi Fatma Döşoğlu hayrına 3 tane, Zeynep Ece Zeyneloğlu, babaannesi Suzan Zeyneloğlu hayrına bir tane, Yasemin Toğaç, annesi Fidan Toğaç ve babası Cuma Toğaç hayrına 2 tane tekerlekli sandalye gönderdiler. Gülbin Yıldız da 5 yaşındaki kızı İpek'in sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşaması dileğiyle Ramazan ayı öncesinde bir hayır yapmak istemiş. O da tekerlekli sandalye gönderdi. Allah hayırlarınızı kabul etsin. İşte böyle şeyler konuşalım. Benim de arzu ettiğim şeyler bu yani. Hayır yapmak değil mi? Ramazan ayının en güzel şeyidir. Yoksa birilerini ağlatmak, üzmek, kaçmak, göçmek değil. Dün yayını biliyorsunuz çok hararetli bir şekilde kapatınca stüdyomdaki seyircilerime dönememiştim. Almanya'dan iki kız kardeş stüdyomuzdaydı. Nazire Zer ve Nadire Genç. Nazire Hanım iki, Nadire Hanım iki tane. Ölmüşlerinin ruhuna toplamda 4 tane tekerlekli sandalye bağışladılar. Sizin de Allah hayrınızı kabul etsinler. Öte yandan dün Bursa'dan gelen bir anne kız vardı. Gülten Hanım ve Nilsu. Şöyle bir not göndermişler. Annem sizi izlemeye geleceğimizi duyunca örgü örmesini bilmediği halde YouTube'dan izleyerek sizin için bu bandanayı ördü. Sizi çok seviyoruz Nilsu ve Gülten diye. İşte sosyal medyanın güzel kullanımı. Şimdi diyeceksiniz ki sana bandana gelince öyle mi? Evet. Bak işte sosyal medyanın güzel kullanımı. YouTube'dan abuk subuk şeyler yapanları izleyene kadar bak hanımefendi ne güzel bandana örmüş. Süper. Elinize sağlık. Ben de bunları güzel örnekler diye göstermek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim ve bugün bayıldım. Yasemin Memiş de lokumu göndermiş bana. Bu çok güzel. Şimdi tabii burada çok ışık var diye bunu herhalde göremeyeceğiz ama kumandası da var. Ne kadar gözüküyor? Gözükmüyor değil mi? He? Gece lambası. Allah! Lokum! Sana hediye geldi aşkım. Her taraf lokumun fotoğraflarıyla falan dolu bizim evde. Bizim yok. Sadece lokum. Sağ olsunlar. Lidya kıskanmaz. Lidya onun annesi. Anneler çocuklarını kıskanır mı? Bana şey demişti yalnız. Anne benden başkasının sana anne demesini istemiyorum. O yüzden ben onun annesi olayım sen anneanne ol. İyi dedim tamam. O yüzden ben anneanne oldum o anne oldu. Öyle idare ediyoruz herkesi. Efendim. Şunu da göstereceğim. Bence dün gerçekten yayını bir itirafla kapadık. Avukatınızla da konuştunuz Berivan Hanım, biz de konuştuk. Sanırım mahkemede en güzel kanıtlardan birisi olacak. Bugün de yayınımıza katılabilir tabii ki. Halil Bey, hatırlamıyorum dedi yani. Ben cinayet gecesini hatırlamıyorum. Ali'nin dediği gibi başlarına silah dayadığını da hatırlamıyorum. Ali'ye gönderdiğim mesajı da hatırlamıyorum. Zaten Ali de hatırlamıyor. Erdem Kaynak'la ilgili dün Halil Kaynak'ın yayınımızın sonunda anlattıkları itiraf niteliğinde bir açıklamaydı. Zaten mahkemeye bir haftadan az bir süre kaldı.
Orada da bu açıklamada değerlendirilecektir diye ümit ediyorum. Hem de oldukça da iyi değerlendirilecektir. Şimdi yaz bu konuya gelmeden önce aramızda bir hanımefendi var. Yani Zonguldak Ereğli'deki sel felaketinde hem annesini hem de eşini kaybediyor. 38 yaşındaki Fatma Tosun. Fatmacığım başın sağ olsun. Allah yardımcın olsun. Orada hem de seninle beraber orada sel felaketinde yitirdiğimiz canları bir kez daha analım. Nurlar içinde yatsınlar. Yakınlarına bir kez daha sabırlar dileyelim. Şimdi tam o felakette hanımefendi hem annesini yitirmiş hem kocasını kaybetmiş. Kaç çocuğunuz vardı Fatma? İki tane. İki tane de çocuk. Şimdi iki tane de çocukla baş başa kalıyor. Bugün niye burada derseniz. Diyor ki görümcem. Ben annemi kaybettim, kocam öldü, iki tane çocukla da baş başa kaldım. Görümcem de evli görümcem. Kendisine yeni bir evli adam buldu. Benim de çocuklarım için eşimden bana kalan işte bilezikler vesaire vardı. Onlar da yaklaşık 500 bin lira değerindeydi. Görümcem evli sevgilisiyle kaçarken aldı bunları götürdü. Hadi diyor kaçtı gitti hani bana ne bir saatten sonra onun kocası çocukları düşünsün ama benim bileziklerimi geri getirsin. Çünkü onlar benim çocuklarımın geleceğiydi ve benim bir daha bunu biriktirme şansım yok diyor. Çok da haklı. Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinde eşini ve annesini kaybetti Fatma Tosun. Onu Müge Anlı'ya getiren sebepse görümcesi ve görümcesinin sevgilisinin tüm birikimini çalıp kaçtığı iddiasıydı. Kayınpederim ve kayınvalidemin televizyona ihtiyacı vardı. Görümceme sen de katkıda bulun. Bunlara bir televizyon alalım dedim. Birlikte aldık. O gün akşam kaldı. 8 Mart'ta da ben işe gittiğimde görümcem Hamide çocuğumun nafakasını, eşimden kalan emanetlerimi, tanesi 26 gramdan, 7 tane Adana vurma bileziğimi, çocuklarımın küpesini, 31 bin lira birikimimi, komşumun getirdiği 105 euro paramı alıp evden sevgilisi Şahin'le birlikte uçup gidiyorlar. Karadeniz Ereğli'de yaşanan sel felaketinde ben iki acıyı birden yaşadım. Annemi koydum, kocama gittim. Kocamı koydum, anneme gittim. İki acıyı birden yaşarken bana bunu yaşattı. Ben şirket temizliyorum, merdiven temizliyorum. Ayakta duruyorum, iki tane çocuğuma bakıyorum. Ben ona kardeşinden kalan emanetken o bana bunları yaşattı. Çocuklarımın geleceği gitti. Onları okutamayacağım. Çocuklarıma bir gelecek kurayım derken uçtu gitti. Bunu ağlıyorum. Bunun için çırpınıyorum. Fatma Tosun iddialarının odağındaki görümcesinin yakın bir arkadaşıyla yaptığı konuşmaya da dikkat çekti. Ben köylüsünü aradım yakın arkadaşını. Ondan yardım istedim. O da onu arıyor. Hani hepsini harcadınız mı diye soruyor. Ben bir şey yapmadım diye söylüyor. Neredesin sen diyor. Nerede olduğumu bilmiyorum diyor Hamide. Gözlerindeki yaşlar dinmeyen Fatma Tosun'un tek isteği, görümcesi ve görümcesinin evli sevgilisini bulup çocuklarımın geleceği dediği birikimini geri alabilmek. Görümcem evli, iki çocuk annesi, sevgilisi de iki çocuk babası, o da evli. İkisi de şu anda ortada yoklar. Benim görümcem arkasına o kadar gözyaşı bıraktı ki kendi çocuklarını, gittiği adamın çocuklarını, ailesini. Yani o kadar gözyaşı bıraktı ki nasıl mutlu olacak? Benim paramı çalıp gittiğinde o adamla mutluluk mu kuracak? Mutlu mu olacak. O da bitecek. Sonrası yok işte. Benim çocuklarımın rızkını getirsin. Başka bir şey istemiyorum. Geleceğini getirsin. Ne kurtarabilirsem kar çocuklarımın geleceği için diye. Ama yok. Ulaşamıyorum. Hamide sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Benim çocuklarımın geleceğini, kocamdan kalanlarımı getir. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ne halim varsa gör. Senin gibi bir hala olmaz olsun. Yani senin gibi bir insan olmaz olsun. Rahmetli kardeşinden de mi utanmadın? Müge Hanım size güveniyorum. Çocuklarımın geleceğini görümcem sevgilisiyle yiyor. Ben kendi çocuklarımın rızkının peşindeyim. Geleceğinin peşindeyim. Ben sadece sizlerden bunu istiyorum. Bunun peşindeyim. Başka bir şey değil. Siz Maltepe'de mi yaşıyordunuz? Evet, Maltepe'de beraber yaşıyorum, evet. Peki selde orada tatile mi gitmiştiniz, tatile mi gitmiştiniz? Eşim, cumartesi biz bir araç almıştık annemin desteğiyle. Daha önce küçük bir arabamız vardı, pandemide sattık, eşim çalışmıyordu. Bu arada ben çalışıyordum. Yani şirket temizliği, ofis temizliği, bina temizliği, dışarıdan bina görevlisiyim. Hani hatta pazartesi günü buradan gittiğimde Kadıköy'de bir binaya bakıyorum dışarıda. Oranın temizliğini yaptım. Ve ben buradan akşam 7'de gittim. İftara komşum yemek hazırladı. Çocuklarım okuldan komşum aldı. Lafı dağıtmayalım. Çalışıyorsun anladık. Yani siz aslında Maltepe'de yaşıyordunuz. Evet Maltepe'de. Sonra sel felaketinde oraya ziyarete mi gitmiştiniz ailenize? Yok biz cumartesi günü hem eşimin motosikleti vardı.
Motor bölümünü... Sonları bir tanem, niye gittiniz oraya? Yani nasıl yakalandınız? Onu almaya gitmiştik Müge Hanım. Hı. Onu almaya gittik. Hem de yeni araç aldı. Annem bize gelecekti Ereğli'den. Onu almaya gittik. Hem dolaşırız dedik. Hem de annemizi alıp yani geliriz aslında dedik. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Maltepe'de yaşarken... Annenin oradaki motosikleti almak için gittiniz ve bu sel felaketine yakalandınız. Evet, ve senin hayatın tamamen değişti o tarihten sonra. Evet. Sonra sen çocuklarınla beraber Maltepe'deki evde yaşamaya devam ettin. Evet, Maltepe'de yaşıyorum. Ha, Zonguldak'a yerleşti dediler ailem, arkada kardeşlerim. Ama benim iki tane çocuğum var. Köylülere o kadar sahip çıkarken orada yaşamak istemedim. Çünkü ben oradan uzak durarsam baba memleketinden uzak büyüyecekler diye... herkesin kendi yuvası var, herkesin bir geçim derdi var, kimseye yük olmayayım diye. Ben kendi ayaklarımın üstünde duran bir anneyim, iki tane çocuğuma da bakan bir anneyim. Yani benim onlar hani sadece çocuklarım içindi. Eşimden geleni de biriktirdim, hiçbir kuruşuna dokunmadım. Kendi çalışmamla kiramı ödedim, şeylerimi ödedim, çocuklarımın çok iyi baktığıma çok çok eminim. Yani geleceği için onlara hiçbir kuruşuna dokunmadan kenarıma koyarken... Herkes benim karşıma geçip sahip çıkarken kendi köylüleri 50-60 yaşındaki adamlar kızım sen bizim kızımızsın, köyümüzden değilsin, senin hani biz senin için ne yapabiliriz derken dışarıdan erken destek olurken ama benim görümcem bana bunu yaptı. Sonra siz Maltepe'de yaşıyorsunuz, bu görümcen size kalmaya geliyor, yatıya kalmaya geliyor. Şöyle Müge Hanım, ben kayınpederimin maddi durumu yok. Devletten aldığı destek... Bir tanem dur şimdi bak. Dur çok karıştırmayalım lütfen. Görümcen sana... Boş ver neden geldi. Görümcen sana kalmaya geliyor. İki günde kalıyor. Evet. Sonra çocuklar okula gidiyorlar. Evet. Sen işe gidiyorsun. Orayı anlat bana. Ben küçük kızımı saat 8:30'da okula bıraktım. Büyük kızım evdeydi. Komşumla beraber yarım gün işe gittik. Ev işine gittik. Büyük kızıma güvenerekten hani o varken şey yapamaz, bir yeri karıştıramaz gibilerine. Kızım da uyuyormuş. Onu bir gün önce çarşamba günü fark etmiş. Ben ondan bir miktar para almıştım. Kayınpederime televizyon almak için. Sen de destek ol, senin de baban dedim. Geri kalanını da maaş kartımdan çektim. O 1 milyarı ararken, kendi bana verdiği 1 milyarı ararken eşimden kalan tazminatı diğerlerine ulaşıyor. O günü sevgilisi Şahin'i de çağırıyor. Erzak kolisi vermiş, hazırlamıştım ona. Hani bu seni bir ay idare eder. En azından şey yaparsın diye. Onu da alıyor. Erzak kolisini de mi almış? Erzak kolisini de almış. Beni şüphelenmeyeceksin diyerek de. Ondan aldı. Hani zaten tedirgindim. Ondan niye tedirgindin Fatma? Daha önce hani bilmiyorum. Eşim güvenme diyordu. Çağırma diyordu. Evine alma diyordu. Babası bile dedi. Kızım senin başına bela olacak, evine alma. Ama hanımefendinin hani... yüzünü açabilirsiniz arkadaşlar. Zaten hanımefendi aranıyor şu anda ifadesi alınmak üzere. Bu da yanında kaçtığı adam mı? Evet. Şahin Bey. Yani aslında görümcen sizde kalmaya geldi. Evet, kalmaya geldi. Sonra sen işe gittiğinde, çocuklar da okula gittiğinde yani evi karıştırıp... Evet. Senin iddiana göre 7 tane 26'şar gramlık Adana burma bilezik. Evet. Bunlar yaklaşık 420 bin lira değerindeymiş. 31 bin Türk lirası, 105 euro, çocuklarının 2 altın küpesi toplamda evet, yaklaşık 500 bin lirasını alıp götürüyor. Evet, evet. Peki sonra sen eve geldin, evde böyle bir dağınıklık falan var mıydı? Yok, ben işten çıktık, gittiğimiz yer bize bir ikramda bulundu. O arada kızım okula gidecekti, aradım, yani gitti sandım, telefonu kapalıydı. Daha sonra küçük kızım okuldan çıkınca ortada kaldı. Telefonunu aradım, açmadı Hamide Hanım. Yani normalde hala gidecek, normalde kapıyı açacak. Normalde hala gidecekti. Arkadaşları aradım, Allah razı olsun. Arkadaş desteği çok bende. Komşuların desteği... Yani ben onu Hamide'den görmek isterdim. Kardeşini kaybettim sonunda, kardeşinin emanetiydim. Sonra küçük kızın kapıyı küçük kızım açamayınca... kapıya geliyor. Anne halam evde yok diyor. Kızım diyorum, ayakkabıları var mı diyorum. Anne o da yok diyor. Ben bir telaşla yanımdaki ablaya dedim. Abla dedim, çantayı alıp gitmesin. Çocukların emanetini alıp gitmiş. Aklına geldi mi? Geldi. Yani? Daha sonra ilk işim okula uğramak oldu. Peki nereden biliyordu? Bilmiyordu. O 1 milyar parayı verdiği 1 bin lira parayı ararken onu buldu. O verdiği 1 milyar duruyor ama eşimden kalan tazminatı çocuklarımın geleceğini eline geçiriyor. Sevgilisini de eve çağırıyor. Şuna dua ediyorum. Benim 11 yaşındaki kızım evde uyuyordu. Sevgilisi de gelmiş. Arkadaşıyla yani kendi köylüleriyle mesajlarını yakalıyor. Yani mesaj atıyor, ondan yardım istiyorum. Neredesiniz diyor, Muratlara gittin mi diyor. 2 gün önce oradaydım, ne olmuş diyor. Kadının bir şeyleri kaybolmuş diyor. Onları arıyor.
takıların olmadığını ne zaman fark etmiş? Cevabını veriyor. Hamide diyor, sendeyse diyor bak 15 seneden başlıyor diyor. Gel teslim et, karakola gidin diyor. 15 seneden başlıyor diyor. Şahin yanında yani, Şahin de mi vardı diyor. Parmak izleriniz çıktı diyor adam. Şahin'in de çıkmış mı diyor soruyor. Parmak izi diyor. Hayır peki Hamide yani hiç giderken seni aramadım ben gidiyorum yok, falan. Yok yok yok. Normalde ya her zaman yaptıkları peki, şeydi. Peki normalde sonra gittin. Sen hemen direkt bileziklerin olduğu yere yok, mi baktın? Yok direkt 1000 liraya baktım. Ondan aldım 1000 liraya baktım. O duruyor. Yatak odamda hiç karışan bir şey yok. Sadece yorganları ben hani yatak odamı kullanmıyorum eşim vefat ettikten sonra. Kızımı aldım baza vardı. Onda yatıyoruz. Büyük kızım da televizyonun olduğu yerde yatıyor. Ben oradaydım. Hani dedim yorganlardan şüphelendim. Yattığı hani üstümüz örtümüz battaniyelerden. Bakayım dedim. Baktım gibi yıkıldım. Daha sonra aramadın mı hemen görümceni? Telefonu kapalı. Hiç açmadı o gün. Açmadı. Polis aradım. Polis geldi. Parmak izi falan baktılar. Daha sonra ben Dursun Tosun'a ulaştım. Gece 11'de. Ondan yardım istedim. Çünkü birlikte görüştükleri bir insandı. Dedim abi böyle böyle dedim. Ben seni şu ana kadar aramadım. Bana yardım et. Çocuklarımın rızkı gitti diyerekten. O da Hamide'ye ulaşıyor, Face'den, Messenger'dan. Hamide'ye soruyor, Muratlara gitti mi? Dün oradaydım. Dur Fatma, bak bir şey söyleyeceğim. Çok dertlisin biliyorum ama çok karışık anlatınca ben duyamıyorum bir saatten sonrasını. Benim tak diye kapanıyor. Bu senin görümcenin Hamide'nin sevgilisi olduğunu söylediğin Şahin Bey telefon evet. Attığımızdaymış. Şahin Bey, günaydın. Günaydın abla. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk abla. Buyurun bak bilezikleri diyor, Fatma gelmişler, beraber almışlar diyor. Abla ben hiç gelmedim, görmedim, işte haberim yok. Ben ona Fatma ablaya kendisi de söyledim. Abla benim hiç alakam yok bu şeylerle de. Bak şu anda biz de mağduruz, biz de mağdur etti. Tamam biz aslında onu Hamit Aktaş'ı hiç kimse tanımaz abla. Hep Sevda Aktaş'la tanıttı bir dedi kendini. Sevda mı? Onu... Evet. İsmini de yazın arkadaşlar bir de. Sevda Hamide diyelim o zaman yani. Evet. Hamide Sevda Aktaş ha. O şimdi da, bu bir şey söyleyeceğim. Bu Hamide dediğiniz evli değil mi? Evli. Evli. Sizin ne alakanız var bu kadınla? Abla bizim bir kadınla bu alakamız ne biliyor musun? Yardım etmek. Ne? Nasıl yani? Yani bak bu kadın eşi evini soydu bunun. Eşinin evini soydu. Dedi ki ben çok mağdurum. Benim dedi evimi soydu eşim dedi. Ve geldi ve bizim patronumuz bunu yanımıza işe aldı. Aşağı yukarı yalan söyleyeceğim. 6 ay falan çalıştı sana yalan olmasın. Ondan sonra bu işten çıktı. Buna bir ev soyuldu deyince bizim patronumuz buna beyaz eşya aldı. Makinesini, buzdolabı, çamaşır makinesi. He, bizim tersi. Şimdi ev soydu diye aradığımız Hamide'nin de eşi mi Hamide'yi soymuş? Evet. He, onu biz beyaz eşyasını aldık. Amcaoğlunu da kefil ettik dedi ki abi ben burada çalışacağım ödeyeceğim dedi. Kefil etti. Onu tamam, da şimdi ödemedi. Biz ama, de şu anda cebimizde diyoruz. Ama sen de evliymişsin değil mi Şahin? Evet ben de evliyim. Tamam diyor ki beraberlerdi sevgili diyor senin için. Hayır abla sevgili mevgili yok abla bunu kim çıkartıyor? Peki Şahin Bey ben size cuma günü ulaştım. Dedim tamam. Ben karakoldayım. Gel madem tamam. Bu işte alakan yoksa küçük yalı karakola tamam. İfadanı ver dediğimde polise döndüğümde burasının adresi ne dediğimde polisin telefonu ismini adını duyunca sesini duyunca neden kapattın? Neden kapattın? Abla, neden gelmedin? Ben şifa karakoluna gittim. Doğruları söyle. Doğrular ben er ya da geç çıkacak. Doğruları söylemiyorsun. Söylemiyorsun. Evet, peki söylüyorum. Bir şey soracağım. Hamide ile tamam. İşin yok da, alakan yok da neden fotoğrafların var? Arabada ne işi var? Senin yanında ne işi var? Bunların hesabını ver. Çocuklarınızdan da mı utanmıyorsunuz ya? İki tane benim senin ya... var. İki tane Hamide'nin var. Demeyecekler benim mi yarın? Hırsızın çocukları diye. Ne işi var? Senin arabanda ne işi var? Neden ona koltuklarını getiriyorsun? Neden evine çocuklarının işi? Sen niye çaldın karının bileziklerini yedirdin Hamide'ye? Ben kim senin ailene ulaştım. Sen hayır, karının bileziklerini alıp Hamide'ye yedirmişsin. Ben karımın bileziklerini alıp Hamide'ye yedirmişim. Evet. Ben senin yakın akrabana ulaştım. Ben perşembe gününden beri kuş gibi çırpılıyorum. Derdiyseniz çıkın. Getirin benim çocuklarımın rızkını. Ben... Şu anda sen var ya hep iftira atıyorsun. Tabii ya tek iftira atan evet, benim. Sen şu anda var iftira bakın atıyorsun. Bakın bir arkaya ver bakayım. Tek iftira atan benim. Bu ne Şahin bu ne? Bu ne? İftira atan sensin. Hamit Şahin bu ne? Bu ben, ne? Bak, ben ayın 5'inde eşim yanına işe başladım.
Başlayabilirsin. Zaten söyledi. Hayır. Şahin bir dakika. Söyledi. Şahin'e bu... dedi sordum dedi. Karın mı ben mi dedim dedi. Karını karısını tercih etti dedi. O seni geri dönsün diye ölmüş kardeşinin emanetlerini sana getirdi. Şahin'e sor diyor ya. Şahin'e bak. Sor diyor. Takın ama bana harcının... iftira ediyorum sana bak. Bana iftira atıyor. İftira. Bana iftira peki, ediyorum. Şahin... Neden inanmıyorsunuz? Peki ne? Bu arabadaki fotoğrafı niye çektiniz? Arabada fotoğraf çekilmedik abla bizim. Var işte. Araba benim arabam. Benim arabam. İşte fotoğraf ne zaman çekilmiş abla? Abinin ailesi çekmiş. Haberi yokken çocukları çekti bunu. Öyle Şahin mi? Dava onu yaman... söyleyeyim abla. Ha. Abla onu söyleyeyim mi? Söyle. Fotoğrafı söyleyeyim. Söyle. Bakın. Şimdi beraber aynı yerde çalışıyor muyduk? Ha. O işlerini servisini çekiyordum ben. Ha. En sonunda Hamide Hanım'ı evine bırakıyordum. Oradan evime geçiyordum. Onun polisin de bilgisi var. Bak o gece benim arabamı çocuklara tepmeledi ve polise gittiler. Ve polisin de bilgisi var. Polis, bu taraftan polisin bilgisi var. Bunlar hepsi bana iftira atıyor. Şimdi hayır, eski işlerini... Bir dakika, bir dakika. Hayır, bu polisle ne alakası var bu fotoğrafın? Polislikle ne alakası var? Allah şimdi benim arabamı şey yapıp tepmediler ya çocuklar. Çocukları. Ne yaptı? O gece, bak, o gece evini soyulduğu gece. O gece evini soymuşlar abla işte. Kimin evini? Hamit Aktaş'ın evini soymuşlar o gece. Tamam, araba kimin arabası? Benim kendi arabam. Ha, polis niye seni çağırdı? Polis beni niye çağırdı? Hamit Aktaş'ın peşine şey düşünce, çocukları peşine düşünce, kocası eşimi seni öldüreceğim diyerekten o polise gitmiş direkt. O polis de benim, polis beni aradı zaten, poliste benim o ifadem var. Peki Şahin neden saklandı? Hayır ben Şahin Bey şunu anlamıyorum yani, kadın ne yaşadıysa yaşadı, size ne? Ha, siz gidin karınızla beraber dizi izleyin yani, niye işiniz var sizin Hamide ile? Abla siz benim ne demek istediğimi anlamıyorsunuz galiba. Ben o iş çalıştığımız işlerin servisini çekiyor muydu abla? He. Hep elemanları toplayıp elemanları dağıtıyorum. Ha bu servis. Onu, iş çıkışı onu evine bıraktım. Ha bu servis yani çekerken. Evet. Peki Şahin Bey, kardeşinin ölmüş kardeşinin Kur'an'ına gelirken de mi servisiydin? Özel servis mi tuttu seni? Evet. Abla kız kardeşi. Ya, evet diyor ya, evet diyor. Evet dinle. Diyor. Ya sen şu anda var ya, iftira atıyorsun herkese. Sen dinle bir kere. Ben hiç işim yok. Saat 5'te çocuklarımın kapısı üstüne 8 yaşındaki çocuğumun üstüne kapıyı çekiyorum. Burayı sana iftira atmaya geliyorum değil mi Şahin? Evet. Değil mi iftira Şahin? Helal olsun sana. Şu anda iftira atıyorsun. Helal olsun i̇ftira Şahin. İftira atıyorsun. Helal anladım. Olsun. Sen dinle madem bir yapmadın işini... gel ben bu dünyaya nasıl çıktım? Erkek gibi nasıl çıktım çocuklarımın rızkını aramaya? Bilgi sen abla. De gel konuş o zaman. Abla. Bana bir şey olmaz. Ben erkek gibi ayaktayım. Hiç kimseye Allah bir şey Allah. Yapmadım. Benim sadece benim çocuklarım de... rızkı için buradayım. Kendim güvenmişim. De... Sizden daha erkeğim buradayım şimdi, Şahin. Şahin Bey, bakın şimdi kızmayın. Çünkü Hamide bir akrabasıyla yazıştığında da Şahin'e sor diyor. Yani diyorlar ki nerede bilezikler? Şahin'e sor diyor. Yani Allah, aslında sizi orta anladım anladım. Yani o sizi öne atıyor Şahin'e sor diyerek. Sizin abla, bu tamam, özel servis da şu anda çektiniz. Şu anda en tanıdıkları Şahin olduk ya, Şahin'i öne atıyorlar abla. Ne yapıyorlar? Tamam mı? Ne yapıyorlar? Bak şimdi ben mesela dedi ki az önce dedik abla orada bak. Fatma abla diyor ki az önce sen diyor mesela eşime mevlinde diyor ki senin özel servisinde bak. Eşinin nerede aynı yerde çalışıyordukine dedi ki bana Şahin dedi bizi dedi halası bak halası. Yerinde bir tane kız kardeşi bir de Hamide Aktaş onun çocukları biz dedi getirip götürür müsün? Bir yani kere bu suç getirir. Mu? Ben suçum İnsan mu? İnsan iyi niyetinden bir kere getirir. Sen 5 kere geldin be. 5 kere geldin. Kapının önüne 5 kere geldin ve ben seni görmedim. Araçtan inmedin sen. Bir kere bir insan iyi niyet olur. Ben o gün akşam komşuma diyorum. Ben Pendik'e Hamide'nin evine gideceğim götürür müsün? Adam hiç şey yapmadı. İkinciye dedim abi karakola gideceğim. Peki bir şey kızım, söyleyeceğim. Hamide ile beraber başka kimlerin servisini çekiyorsunuz? Başka kimin servis çekmiyor? Hamide bir kimse servis çekmiyor. Aynı iş yerinde çalıştığımız elemanların servisini şey yaptık. Hamide ikimiz çekmiyoruz abla. Ben çekiyordum. Tamam İşlerin tamam. Servisi ben yani şey şimdi yapıyorum. Arabaya Hamide biniyor. Başka kim biniyor? Ali Akbil bir de benim amcaoğlu biniyor. 8 kişi biniyordu senin abla. Senin amcaoğlu öne binmiyor da Hamide öne biniyor. Ben kadınım ya. Ben buraya bak, saat 5'te çok doğru bir geliyorum. Şey söylüyor. Diyor ki neden senin amcanın oğlu arabanın önüne binmiyor da Hamide biniyor diyor. Ben de buraya bir Erbil abiyle geliyorum. Bir dakika, bir dakika. Heh, bir dakika. Heh. Arkada 3-4 tane erkeğin içine mi otursun kadın abla? 8 kişi misiniz zaten? Tek kişi o zaman önde de kalamaz ki zaten. 8 kişiyseniz önde de 3 kişi kucak kucağa oturacaklar. Nasıl sığacak başka türlü? Ben
erkekler erkeklerin kucağına mı otursun abla? Burada iki kişinin kucağında oturacak zaten mecburen, eğer 8 kişi varsa o arabada ne olacak ki? Arkaya 5 binse öne de 3 biner. Arabası küçük araba Müge Hanım, servis değil. 8 kişi diyorsunuz ya. Ya abla, arkaya 6 kişi mi oturuyordu? Yakın mesafe olduğu için bagaja da biliyor. Abla istiyorsa yani o patronumla da numarasını verin, konuşabilirsiniz. Benim hiçbir şey de şeyim yok Allah'ıma şükür. Benim hanım bak abla. Peki bakın, şimdi siz o gün hani altınlarının çalındığı gece çekildiğini söylüyorsunuz ya bu fotoğrafın. Şimdi bizim aradığımız Hamide'nin kızı telefon attığımızda, günaydın canım. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Demişsin ki yani babam annemin altınlarını çalmadı, annem babamın altınlarını alıp kaçtı. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi evet Şahin de hayatında var ama Şahin diye bir şey yönlendirmeyelim. Zaten bu Hamid'in hayatında birçok insan var. Ha. Babam da zaten 3,5 yıldan beri görüşmüyorlar. Hı hı. Peki madem altınlar çalınmamış etmemiş, yengem zaten altınlarını çalıyor ve yerini nereden biliyor? Onun evinde ne işi var? Kendi has ve evi var zaten. Hayır, bu fotoğraf babanın annenin altınlarını alıp çattı. Çaldığı iddia edildi. Yani şöyle söyleyeyim, babam bu zamana kadar birikim yaptı. Sonra önce annen çaldı, sonra da baban da annenden mi aldı yani? Şöyle anlatayım. İlk baştaki olay, babam bu zamana kadar birikim yaptı. Yaptıktan sonra hani yaptığı her şeyi hani köşeye, kıyıya bir şey at, hani yarın bir gün bir şeyler alırız diye verdi. Tamam. Sonrasında gitti, babamın kendi evine taşındı. Kendi olarak vermek istemiyorum. Sonra gidiyor orada burada adamlarla içiyor. Babamın bu zamana kadar biriktirdiği bütün altınları çaldırıyor. Çamçeşme, karakol zaten bunun hepsi var. Kayıtlı, belgeli. Sevgilim değil diye yalan konuşması, bizde ses kayıtlı mesajlar, resimler hepsi var. Sen evli bir kadınsın. Niye o zaman başka adamla geziyorsun? Ya da ben de evliyim. Başkası adamın arabası niye bilmiyorum ben? Bir dakika, Şahin de mi ikisinin var kayıtları? Evet. Neyi yalan konuşuyor? Şahin hani biz anlamıyorduk. Dursun. Efendim? Pardon Şahin Bey. Efendim? Yani diyordun seni anlamıyorsun diyordun, bak ses kayıtları da var diyor kız. Bir de Şahin Bey, Dursun sizin için diyor ki, beni diyor işte diyor Hamide'yi falan satmışsınız. Ne yapmışız? Siz satmışsınız Hamide'yi, öyle dinliyorlar. Hayır böyle bir şey yok, hayır ya. Peki Çamçeşme karakoluna seni içeri attırıp sonrasında neden şikayetini geri çekti? Böyle bir konuşmalar var. Bunu merak orada ediyorum. Da işte bak, yine de orada işte altınlarını kaybetti bu. Kaybettim direktten benden bak, şikayetçi şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Neden Ali, Ahmet, Mehmet falan demiyor da senin adını kullanıyor peki? Vallahi bilmiyorum abla, ben bile bilmiyorum. Tamam, ben bunu merak ediyorum. Şu an hani diyelim ki ben yaptım. Benim adımı neden vermiyor, senin adını veriyor? Peki hiçbir suçun günahın yok. Sen Samsunlusun, karın Zonguldaklı. Ne alaka? Ne alaka? Bana bunun açıklamasını yap. Madem suçun günahın yok. Senin de hani evlisin, iki tane çoluğun çocuğun var. Niye kimse bizim ailemiz hakkında kötü söylemiyorlar? Hep Hamide'nin hakkında kötü diyorlar. Benim babam eşek gibi çalışıyor. Kimsenin karısına kızına bakmıyor. Hı. İyi o zaten, biz görüşürüz bu insanla değil mi? Görüşmüyoruz. Biraz akıl ve mantık düşünün yani. Niye direkt sen varsın? O zaman çıkartın ne varsa. Ben buradayım evet. Şahin Bey, bekliyorum. Evet Şahin, ver cevabını. Abla benim alakam yine yok, hiçbir şey alakam yok. Eğer bir yardım etmek bu kadar kötü oluyorsa bir insan yani olsun. Kim ne derse desin, benim babam aynı yerde 30 yıldır oturuyor. Benim babamın hakkında hiç kimse kötü bir cümle kullanmaz. Ve çoluğu çocuğu için çalışan bir insan, herkes de buna şansın. Baban boşansaymış onda. Baban ayrılsaydı. Çünkü niye biliyor musunuz Müge Hanım? Babam dedi ki benim çoluğum çocuğum var dedi. Hani neyimiz varsa bölüşelim dedi. Hamide arkadaş dedi ki çocuklar beni ilgilendirmiyor dedi. Hamide arkadaş dediğinde annen yani. Anne demiyor musun? Demiyorum, hayır. Siz der misiniz başka adama kaçan kişiye? Hadi bana annelik yapar, benim büyüten babam zaten. Şahin Bey bak, sen de işte dedin yok 5 kişi, yok 8 kişi, yok şu yok bu. Bak diyor ki elimizde diyor şeyler var, kadın seni beni satmaya kalktı diye şikayet etmiş. Doğru mu bunlar? Abla o zaman ne, ben ne, o zaman benim yanımda olurdu o zaman, benim yanımda niye yok o zaman?
Şahin olduğu yeri sen biliyorsun. Kimin yanına gidebileceğini biliyorsun. Ben o günü karakolda sen olduğun yeri biliyorsun. Parmak izin çıktı Şahin. Dizimde kameralar çok güzel poz vermişsiniz dedim de. O telefon neden kapandı? Memurun telefonu neden açılmadı? Neden açılmadı ya? Saat 8... Bir dakika. Saat 9.30'da Hamide kendi evine gidiyor. Valizini topluyor. Orada da var kameralar. Neden gitti? Neden kaçtı? Yapmadınız da neden gidip de karakola ifade vermedin? Ben kardeşim arıyor seni. Ben karakola gittim ifade verdim. Hangi karakola gittin Şahin? Polise gidiyorum. Şifa karakoluna. Polis yok. Küçük yalı karakola gidiyorum. Şahin ifade vermiş. Sizi kandırıyor. Yalan söylüyordu. Hangi memura ifade verdiysen. Arası Müge Anlı'yı ben buradayım. Ben buradayım Şahin. Ben çocuklarımın geleceği için buradayım. Ben her şekilde onlara bakarım. Ben şu anda Şahin, ben şu anda çocuğumun nefes aldığını dua ediyorum. Ben Hamide'nin evden gittiğini duyunca direkt okula gittim Şahin. Direkt çocuğuma baktım. Kızım halan ne zaman gitti? Anne ben bilmiyorum dedi. Şahin sen eve girdin. Şahin oradan Hamide'yi sen aldın. Benim parmak izim yok. Hamide'yi bana bir şey olmaz dedi. Şahin. Benim bak. Şahin. Benim o saatte de bak. Şahin. O saatte benim de benim şey... iş. Bak benim iş yerinde. İş yerinde kartım bastı mı, kaçtı, kaçta çıktı mı, eşimle beraber gelip gidiyorum diyorum. Eşimle beraber gelip gittiğimi de kanıtlarım, hepsini neden kanıtlarım ben. Neden gelmiyorsun kardeşim o zaman? Neden gelmiyorsun? Neden gelmiyorsun? Karakola niye gitmedin? Ben o günü seni bekledim 12'ye kadar. Memurun sesini duyunca neden kapattın? Polis seni akşama kadar aradı. Hayır hayır, siz hani yardım etmek için, yardım etmek için bu Hamide'yi alıp götürüyormuşsunuz ya, yani o günde gel eşyalar taşı falan diye. Yalan söylüyor Müge Hanım. Hayır, hayır, ben o gün bak abla ben o gün ben acaba bak benim aracım kapımın önünden 15 gün benim aracım kapımın önünden oynamadı bile yerinde. Hiç oynamadı akşam bile. Akşam nerede kaldın Şahin? O gün akşam eve gitmemişsin, polis gelmiş. Evin ışıkları kapalı evdeydim, dedi. Ben hep evdeydim. Herkese de sorabilirsiniz. Herkese de sorabilirsiniz. Ben çocuklarımın geleceğini istiyorum. Bak, ben, Ben çok delikanlı bir anneyim. Müge Anlı'ya kadar çıkabildiysem ne mutlu bana. Ben 4 günden beri kuş gibi sekiyorum. Sadece çocuklarımın geleceği için. Tamam mı? Hamide'nin babası ağlıyor. Kızım diyor, ben diyor utanıyorum diyor. Köy içine inemiyorum diyor. Ben hem onların gelini, hem oğulları, hem kızlarıyım. Ben onları, ben nefes aldıktan sonra o üç Hamide'ye muhtaç etmem. Kimseye muhtaç etmem. Ya düşünsene, annesi beni ölünce gömen bulunur diyor. Yeter ki ölelim kızım diyor. Gömen birisi bulunur diyor. Ben varım. Ben nefes aldıkça onları kimseye muhtaç etmem. Ben gibi yürekli olun da çıkın buraya. Ben kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Ben kızlarıma helal yediriyorum. Anlamı yani Şahin Bey, benim anladığım kadarıyla bu servis mervis hikayelerine senin hanım pek şey yapmamış herhalde. İnanmamış yani. O da anlamamış, öyle söyleyelim. Sonra aldı senin yanına, artık beraber işe gidip beraber mi geliyorsunuz? O yüzden mi diyorsun ben karımın yanındaydım, evet. Yani gitmedim. Evet, evet abla, evet. İş yerinin servisinde, ben aile servisinde, iş yerinde, eşimle gelip yani işime gidiyorum. Yani sen bu Hamide'yi anlatınca senin eşin de anlamadı mı yani? Müge Hanım. Abla. Hı. O anladı mı? Hani İyi biz... anladım abla, ben bunu anlamadım. Hani yardım etmek için yani Hamide'yle gezdiğini, tozduğunu eşine anlatabildin mi? Aferin kocacığım, iyi ki bunları böyle hani getirip götürüyorsun işe dedi mi yani? Müge Hanım bir şey söyleyeyim. Aynı iş yerinde patron sabah elemanları topla diye ben topluyordum abla. Hı. Şimdi değil, önce hiç beraber çalışırken abla, burada değil şimdi, yanlış anlaşılma olmasın. Tamam. Sonra işte gene onunla kaçtı diyor işte patron. Şahin bir şey soracağım. Senin karın Hamide'nin kıyafetlerini karına getirdiğinde Şahin bu nereden geldi? Bunlar kimin diye sormadı mı? Ne kıyafetinden bahsediyorsunuz ya? Hamide siz ne kıyafetinden, neden bahsediyorsunuz senin ya? Senin karına gönderdiğini söyledi. Ne kıyafetini? Kendi kullandığı. Hamide şu anda daha kiloluydu. He. Zayıfladı. Ben dedi Şahin'e karınımına gönderiyorum dedi. Neden? Benim kıyafetlerimi Şahin Hanım'ı giyiyor dedi. Ne bileyim abla ben. O da kabul etmiş demek ki. Hepsi yalan abla, hepsi yalan. Hepsi yalan, iftira, hepsi iftira. Şahin. Hepsi bunlar iftira. Şahin, kardeşlerine ulaştım. Annene babana ulaştım. Ben yalan söylüyorum. Onlar da mı yalan söylüyor? Abla, ben her yalan. Şeye ulaştım bunlar Şahin. Bunlar hepsi yalan abla. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Bak benim, ben ağa yine diyorum. Şahin. Niye, niye kıyafetini gönderiyor? Hamide bayağı bir kiloluydu. He. Çok zayıfladı. Sadece buna güzel görünmek için.
çok yani aşırı derece zayıfladı. Kendi kıyafetleri olmadığı için Şahin'in hanıma da kendi kıyafetlerini gönderiyor. Şahin de çok iyi ya. Kendi evinin koltuklarını Hamide'ye götürüyor. Çok iyi niyetli. O kadar iyi niyetli ki. Ama kimse bize iyi niyetinden bir şey yapmıyor. Karşılık beklemeden, karşılık almayınca bir tane bir lokma ekmek vermiyorlar. Ama bir ilişkileri yok. Ama yok işte. Bir tek yanlış benim, bir tek yalan söyleyen benim. Çünkü neden? Çocuklarımın helal rızkını arıyorum. Yalan söyleyen değilsin de bilezikleri giden sen olmuşsun işte yani. Arayın, kuyumcuyu arayın. Aldığım yerde belli. Normal bildim. Fotoğrafını da verin de bulalım şu Hamide Hanım. Hamide Hanım yani sizde bilezikler nerede? Kiminle yediniz? Burada Şahin'e sor falan diyorsunuz mesajlarda. Benden haber alabilmek için Müge Hanım. Fatma ne yapıyor diye Dursun Tosun'a yazıyor. Şahin Bey pardon siz kaç yaşındasınız bu arada? 45. Hamide Hanım kaç yaşındasınız? 48. Şu andaki hali Hamide'nin bu. Daha önceki hali daha kilo. Şahin çok genç duruyor fotoğrafta. Zayıfladığı için böyle. Kim zayıfladı? Hamide Hanım 48 yaşında. Bu Hamide'nin zayıflamış hali mi? Evet bu zayıflamış hali. Şu anda yolda görseniz affedersin hani biraz hakaret olacak. Açıl da şuradan ya. Başkalarına hakaret olacak. Hakaret etmiyorum. Hepimiz insanız. Hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz. Dışarıdaki gözümde. Onlar bile daha düzgün. Abla bir ihtiyacın var mı? Ben herkese öyleyim. Giderken tamam, selam dur, veririm. Ne söyleyeceğinizi anlamıyorum. Karıştırmayın başkalarını, karton toplayanları falan filan. Dur bakalım bu zayıflamış hem güzel olmuş. Sen nesini beğenmiyorsun görümcenin? Ben değil dışarıdakiler beğenmiyor. Yanın Fatma'nın yanında gezen affedersin bilmem kadın kim? Uygunsuz kadın kim? Perişan hani üstü başı dilenciler var ya dilenciler bile şu anda ondan daha düzgün. E niye almış bilezikleri almıyor mu kendine? Onlarla işte hayat kuracağını sanıyor ama Fatma o çocukların rızkını yedirmeyecek Müge Hanım. Ben hiç kimse de alacağımı da koymadım. Bir kimseye borcum da yoktur. Diyemez ki Fatma şudur, şu kadar, şurada, çok şunu yaptı. Çok haklısın canım. Öyle kimse kimsenin birikimini alamaz. Ben çocuklarımı yani. Rızkını ona yedirmem. Yani. Çok haklısın. Yedirmem yani. Onlar benim çocuklarımın geleceği. Çok haklısın yani bulacağız. Zaten polis de arıyor. İnşallah bir tanıyan bilen de vardır. Hamide Hanım sen de neredeyse bilezikler. Hani kaçı harcandı, kaçı harcanmadı. O yüzden koştu geldi Fatma. Ben 4 günden beri Müge abla kuş gibi bak senin sekiyorum. Daha evvel de bu kocanın şikayetleri falan varmış Hamide. Yani bir girersin bir daha çıkamazsın ha. Bunun şakası da yok ben sana söyleyeyim de ya biz de eminim izliyorsundur. Böyle yani onun bileziğini aldım yani öyle yok kocamın bileziğiydi benim bileziğimdi falan filan o öyle olmaz kardeşim. Yani birinden izinsiz karısı da kocası da kızı da çocuğu da alamaz. Hırsızlıksa hepsi hırsızlık yani o çatı altında hepsi değerlendirilir. Dursun sen Bey. Lütfen ara bunun da bir sulhünü bulur şimdi bulur onu izleyicilerimiz. Yani kimse de saklamasın. Yanında Dursun Şahin Bey, yoksa bakalım kim var? Dursun Bey sadece şunu söyleyeceğim Müge Hanım. Yanında kim olabilir başka Şahin'in dışında? Bilmiyorum. Daha bilmiyoruz. Dur bakalım bilmiyorum. Buluruz. Bir sadece Dursun Bey ara verelim, ulaştı. Neler yaşadığımızı hatırlayalım. Ara verelim olur mu? Biri öldürülen, diğeri cinayetle yargılanan iki kuzeni atılan iftiramı karşı karşıya getirmişti. İhanet sarmalının tarafları canlı yayında yüzleştiler. Turan Bey geldiğinden beri Ali ile ilgili benim karımın evine girdi vesaire falan dedi. Ben senin eski karını buldum konuştum. Evet. Yalan söyledi. O zaten hep yalancı bir insan. Ali Kan benim amcamın oğlunun oğlu. Ali bizim oraya bir işimiz olduğunda gelir. Ali Kan'ın kendisi diyor ki yaptık bir hata. Hayır hayır kesinlikle. Turan'dan zaten korkar. Böyle bir şey zaten cesaret edemez. Ali'nin ne yaptığına onun haberi vardır. Neden suçluyor şu an? Çünkü karısını aramış ya. O yüzden. Çünkü Halil Hanım kendini de öldüreceğini bilir. Korkudan tabii ki de. Şimdi diyor Halil suçluyordur çünkü Halil onu da öldürecek diye korkusundan Halil tutuklansın diyor. Söylemiş olan sözlerin bir tanesi doğru değil. Neyi yalan söylüyorsun? Her şeyi yalan söylüyorsun. Sen mi doğru kelimelerden bir tanesini sen doğru mi doğru söylüyorsun? Yani milyonlar önünde karım da beni aldattı demesi aslında çok küçük düşürücü bir olay. Çünkü kendini haklamak için. Ali diyor ki... Tuğra'nın ilk eşiyle gerçekten ilişkiniz oldu mu? Oldu sayılmaz da hani böyle bir isimimiz çıktı, muhabbetimiz çıktı yani. Bir oldu, o zaman askerden yeni gelmiştik. Oldu bir şeyler, yanlışlık oldu. Hani yaptık bir delili o zaman için ama yapacak bir şey yok. Pencereden Ali Kan'ın evinin arkasında 100 metre olan açığı gözüküyor. Ben 6 ay takip ettim. 6 ay sonra benim kahveden gelişim oradan görüldü diye Ali Kan'ın evine vardım o gün sabah. Ali Kan evde yok. Hemen kalktım başka bir yerden evin yanından çıktım öyle yakaladım ben buna. Neden onu yalan söylüyorsun ya? Ali oğlum öyle bir şey oldu mu oğlum? Ben oğlum doğruları söyle. Hayır. Bundan korkma. Hayır. Sen yapmadın bir şey. Yapmadım. Nasıl böyle bir şey söyledin oğlum? Ben Müge Hanım bu şekilde konuştum. Tam böyle bir şey oldu işte.
yapmasam pişmanım desen dedi. Ama dedi böyle hayır, bir şey böyle yok. Böyle bir şey mi var? Bir şey hani yaptıysan ben öyle pişman olursun hayır, ya. Hayır, yapmadın bir şey için pişman olur mu böyle ya? Ya bir dakika durur musun? Bizim hayır muhabir sana yaptık bir çılgınlık. Sonra pişman ol mu dedi. Yani, tabii. O böyle dedi. Şey. Müge'ye bir de sen evet böyle söylüyorsun ha. Kendisi kayıt dışında yanımda kameraman Kemal Bey de vardı. Aksine bir de Ayşe Hanım'ı suçladı. Onun dedi daha gönlü vardı. Niye böyle söylüyorsun aynen sen aynen dedim bu aynen adam aynen senin aynen var ya kuzenin. Aynen. Sonra röportajda bunu söylemek istemedi. Adım çıksın istemiyorum bu yayınlanmasın dedi. Biz dedik ki zaten bize anlattın. Uygun usturuplu cümlelerle bunu anlat geç. Sonuçta bu iddiaya cevap vermek durumundasın dedim. Böyle bir şey olabilir mi? Biz niye söyletelim ona? Aynen. Yapmadığı bir şeyi. Niye sana Müge böyle bir şey söylesin? Şimdi Müge Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aynı şekilde Erdem'i de satmış olabilir. Çünkü burada satıcılığı çok kuvvetli bir zaten insan. Zaten konumuz bu. Evet, yani. Tam da bu yani. Yoksa aslında Ayşe adamın, Ali zaten, Turan zaten, meselesi değil. Zaten bu adamın hiçbir lafına itibar doğru edilmez. Şey yani her şey yalan. Kısacası sen işine geldiği gibi konuşuyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ayşe ablayı yaktığın gibi Erdem'i de yaktım. Sen Halil senin kafana silah dayamışken nasıl o silahı Erdem'e çevirtiriyorsan aynı dakikalar içinde Erdem'i oraya çağırtırıp burada da böyle bir şey yaptın mı? Hayır. Yani herkes yapacağını yapıyor. Birisi birisinin üzerine atıyor. Evet, atıyor. Suçun sahibi yok. Suçun sahibi yok. İhanet iddialarının odağındaki ismin yaptığı hataların şahitlerinden biri de dayısıydı. Erdem'in dayısı Mehmet Güzeller telefon attığımız demiş. Ali bana Tuğra'nın karısı Ayşe benden alkol istedi. Ben de götürdüm. Birkaç kez hata yaptık diye anlattı diyor. Kim? Alo oğlum sen ne anlatıyorsun kim? Sen ne yapıyorsun dün ne anlatıyorsun? Bu Ali Kan patronunla çalışırlarken neden yapıyorsun bu işleri dedi patronu. Ya bir iki defa hata yaptım dedi ama yapmamam gereken bir şeydi dedi. Hayır. Hayır değil Ali'ye. Niye Ali yalan söylesin adamın sana ne yalan borcu var ya? O zaman demek ki belki de sende hiçbir numara yok sen böyle anlatıyorsun milletin karısını kızını. Ulan yoksa Erdem'i de aynı şekilde mi yediniz lan? Abi ha? Allah'ım yarabbim ya. Nasıl Allah'ım yarabbim ya? Ya. Oğlum sen bir sürü insanın hakkını böyle iftira etsen onun hakkını iftira atmışsındır. Şimdi işte konuyla bağlantısını tamam anladınız mı? Yani bu dedikoduların anladım nereye varacağını anlayabiliyor anladım musun? Anladım. Niye söyledin Mehmet Bey'e böyle bir şey? Söyle bakayım. Ben öyle şey demedim ben. Ben demiş oldum bak şu. Ben de mi çıkacağım konuşacağım. Turan benim öyle iftira atıyor. Ben de konuşacağım dedim. Aynısını zaten Müge Hanım'ı demişsin zaten. O zaten senin röportajda da var. Millete yani, de öyle hayır anlatmışsın. Erdem Kaynak cinayetinden yargılanan kuzense itiraf niteliğinde ifadelere yer verdi. Halil sen neden 2,5 senedir ben Erdem'i öldürmedim diyemiyorsun? Ben yapmadım. Kesinlikle bu suç benim üstüme iftira diyemiyorsun. Bakın ben sizin vicdanınıza seslenerek soruyorum. Ali'nin bu söylediklerini de görüyorsunuz. Eşinizle ilgili ortaya atılan bu dedikoduların evet yalan yanlış olabileceğine ikna oldunuz mu? Yalan. Peki bu nedenle mi Erdem'i öldürüyorsun? Komple arada yani 3 maymun oynuyorlar. Ama o zaman mahkemede neden ben Erdem'le Hatice'nin arasındaki ses kaydını duydum ve cinsel bir ilişkileri olduğuna kanaat getirdim dediniz? O benim kendimle alakalı yani. O dedikoduyla alakalı değil. Peki o zaman eşinizle Erdem arasındaki ilişki yalan değil yani. İftira değil. Belki. Hani iftiraydı? 5 dakika evvel de iftira dediniz. Ya o dedikoduyu yapıyorlar. Siz vardır bunu duydunuz ve vardır size göre gereğini mi yaptınız? Çünkü ben oradan öyle anlıyorum. Hayır. Ya onun gereği o değil yani. Konuşsaydınız o zaman Erdem'le. Sordum zaten ha. Ne zaman o başına silah dayadığınız gün mü sordunuz? Evet. O gün konuştuk. Erdem size öyle ne yok öyle bir şey dedi. İnandınız mı? İkna oldum yani. Peki o zaman evet cinayetten bir gün evvel neden Ali'nin telefonuna bulacağım sizi bilmem kim çocukları diye mesaj attınız? Hatırlamıyorum ben yani öyle bir mesaj attığımı. Alkol vardı zaten. Yüksek alkol vardı. O zaman alkol ya da yasaklı madde alınca ne yaptığınızı hatırlamıyor musunuz? Olabilirdi yani. Madem silah dayadığınızı ya da mesaj attığınızı hatırlamıyorsunuz. Cinayet gecesinde hatırlamıyor olabilir misiniz alkol aldığınız için? Olabilir. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, dünkü açıklamalar böyleydi. Hatırlamıyorum dedi. Aslında bence hatırlamıyorum diyerek de olabilir de dedi. Sayın Müge Hanım, olabilirim bir de şey dedi yani. Bir de ETS kayıtları var. Avukatımız bize yolladı. Halil'in 19.45'teki ETS kaydı bizim Tek Bıçak Market var. Eski Pazar dediğimiz mevki. Erdem'in de ETS kaydı 20'de yani 8'de veriliyor. Muhtemelen ondan 15 dakika önce gelmiş olmalı. Sonrasında 19.45'ten 21'e kadar bir iletişim yok. 21 kusurda
eniştesi İsmail miydi ismi? İsmail Dinç ile bayağı bir uzun konuşuyor, 15 dakika evet, kadar. Evet, elimde. Yani İsmail Dinç'in de burada HTS kaydı aslında istense o mu gelip aldı? Bir de köpeklerin havlamaması, arabanın içinde silah sesi duyulmaması muhtemelen. Bir de Erdem'in bir HTS kaydı var, onu göndermedim. O da şey dedi, neresiydi, hangi? Sarısu. Ya bak bunlar teferruat. Evet. Yani sonuç itibariyle yine Müge'nin yanında Halil Kaynak değil mi Müge'cim? Siz de konuştunuz. Yani Halil de şu anda daha gergin olduğunu söylüyor Müge. Bilmiyorum onun ifadesi tabii. Yani Halil'le daha sonra yayın sonrası konuştunuz mu? Sonuçta yani hatırlamıyorum. O gecede her şey olmuş olabilir dedikten sonra da zaten biz Zeyn'e veda ettik. Yani bu şu demek, ben o gece ne yaptım hatırlamıyorum diyor. Sonra da siz konuştunuz. Başka açıklamaları oldu mu sana? Müge Hanım hatırlamadığını söylüyor. Zaten şu an sizi dinliyor. Kahvenin dışında kulağında kulaklık var. Dinliyor sizi. Herhangi bir açıklaması ve yorumu yok başka. Hatırlamıyorum diyor akşam yaşananları. O dediği gibi olabilir dedi. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum diyor. Hatırlamadığım bir şey için de konuşamam diyor. O zaman işte şimdi sıra üzerinde de barut izleri bulunan Ali'ye geliyor gene. Hem bence Ayşe eğer sen kendinden eminse senin Ali'ye söyleyeceklerin olacaktır. Hem de sen de üzerindeki barut izlerini tam açıklaman için evet, tam bir fırsat. Evet, ben açıklanmasını istiyorum Müge Hanım. Ben kendimden eminim. Ali'nin de yalan söylemeyip ağzından gönlü vardı. Bilmem ne gönlüm olmuş benim yani. Müge Hanım. Bunları açıklamasını istiyorum. Dün arayan Erdem'in dayısı, ben bugün çalıştım, iş arkadaşımı aradım. Aradım şahsen kendine. Kendini de arayabilirsiniz. Dedim sen bu şekilde konuşmuşsun. O izleyemiyor şu an, çalışıyor. Dedim sen de beni hani iş bir yere bırakıyormuşsun, ben onun burnunuzun dışı edeyim, iş vermiyormuşsun. Sen de Erdem dayısıyla konuştun mu dedim. Ben evine konuşmadım, böyle bir şey söylemedim dedi. Kendi de ben sordum yani kendine. Tamam. Bu bir yalan. Ama zaten o Halil'in dayısının söylediğinde senin çalışma mezun değildi hayır, ki önemli olan. Ben Erdem ama ben önemli olmadım. Olan hayır, sen, Ayşe'nin bende gönlü vardı. Hani 2-3 kere bir yanlışlık yaptık dedin mi demedin mi? Hayır, burada konuşmuşsun Ali, görüyorum burada. Burada nabız koyum. Benim çocuğum var. Sizin katiliniz, yalanınız değilim ben. Doğruları konuşacaksın. Tamam, şimdi kadına şiddete hayır ama erkeğe de şiddete hayır. Bak bileziğin düştü. Ya, benim için hiçbir şey önemli değil Müge Hanım. Benim namusum önemli. Evet, söyle işte kadına. Yok yok. Ben ne yok yok? Böyle konuşulmaz ya, iftira atılmaz. Hayır. Ben bu gittikten sonra onlara, bak bu gittikten sonra bir daha dedim benim karşıma çıkıp benimle konuşma, evlerinde gitmedi mi, evimde geldi. Benim evi ben yokken gelme, beni de söyleyecekti. Karı ben yokken bu çocuğu eve getirme diyecekti. Öyle bir şey söyledi, ben eve mi getirdim buna? Ben defalarca söyledim. Ne zaman söyledin? Ne zaman? Bir kerecik olsun. Defalarca söyledim nasıl ben. Nasıl ya nasıl? Ben neden? Defalarca söyledim. Ne zaman söyledin de böyle bir şey yapıyorsun ya? Çok söyledim. Çok söyledim. Yeter ya. 16 yıl olmuş Müge Hanım. 16 yıl yalnız olmuş. Bak burada eşine şöyle hak veriyorum. Mesela o diyor ki o benim akrabamdı. Ben onun eve girmesinde bir sakınca görmedim diyor. Ben kardeş gibiyim ya. Bir sıkıntı. Hayır niye? Niye o zaman 6 ay takip edene kadar? Yani? Yani eşine şunu söyleyebilirdin, Ali girmesin bu eve diyebilirdin. Evet, niye beni ne zaman bu eve girmesin demiş. Defalar söyledim. Bana da söylemiş, bunu da söylemişti. Ben eve mi getirmişim buna? Söyledim bu diyor. Özellikle kendisi telefon edip çağırıyor. Defalar söyledim. Allah'ım ya. Çıkarsın telefon kağıtlarını çıkarsın Müge Hanım, bir şey çıkarsın. 16 yıl olmuş ben evlenip ayrılalı. Adam kendisi karı aldı gitti üstüm. Bunu tüm kinaz biliyor, tüm köylü biliyor bunu ya. Ben seni iftira mı atıyorum ben? Ben değil ya. Adam kendi gittikten İftira sonra. İftira atıyorsun diyor işte. Hayır, Müge hayır. Hanım gitmeden 2 gün önce. Turan Bey pardon, siz konuşmaları anlamıyor musunuz? İftira atıyor kendisi o akrabasını kaçırmak için diyor. Hayır, iftira attı. Bu hayır, bahane hayır, kesinlikle, etti beni hayır, de bıraktı gitti diyor. Kesinlikle. Nasıl kesinlikle ya? Kesinlikle. Yoldan geçen bir karıya hani ben hiç binip gitmem be adamın evini ya. Neymişti kirazı gitmiş, bindirmiş arabaya götürmüş. Gitmeden Müge Hanım 2 gün uyumadı bu adam. Uymadı. Sen dedim ne oluyor? Uyumadım, moralim bozukluğuna uyumadım. Dedi ki, daha kaç kişiyi dedi böyle ki, suçlayacaksın? Senin, Hayır, gidemiyorum dedi. İnsan yüzüne bakamazsın. Bak bazı şeylerin çoğunu açıklamıyorum. Bak açıklarsam insan yüzüne bakamazsın diye bak bazı şeyleri söylemiyorum bak. Ne insan yüzüne bak daha Ali'nin bitmiyor bu iş. Bak Ali'nin bitmiyor. Açıklar.
Daha yüzüne bakamazsın bak. Düşünmüş olsaydın, ayıp senin yaptığın. Aklına başını bu olsaydın, 24 yaşındaki oğlun yanında olurdu senin. Sen insan olsaydın, ben zaten sizin yanınızda olurdum. Sen insan olsaydın. Sen insan olsaydın, yanınızda olurdum, bırakıp gitmezdim ben. Ben insanım ama sen hiçbir şey hak etmiyorsun. Başka birine evlenme bile gerek görmezdim. Hani yanımdı kar nerede? Nerede olursa olsun. Neden nikah yapmıyorsun? Ha? O senin ilgilenmiyor. Neden evlenemiyorsun karısını? O benim sorum. Ezdirttin, çocuk doğur diyorsun, arasını evini yolluyorsun. O benim sorum. Kaç tane karına adın var senin? Cem yok, bunun beni geri döneceği yok Yuganım. Neyin tartışması ya? Söylesin ya, söyle oğlum, söyle. Benim ondan işim yok. Ya ne hayır ya? Ondan bir işim yok. Dün arayan kişiyi ben... Bağlasın canlarını ver, benim... getirin gelin buraya. Dün arayan kişiye gelene kadar sen kendin röportaj yaptın ya, izledik ya biz. Ablam bak, ben onu bak öyle bir şey oldu geçti dedim ama bak orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ha, yanlış, neyi bak, yanlış, yanlış anlaşılma oldu? Düzgün konuşsaydı yanlış anlaşılma oldu. Hep biz yanlış anlıyoruz. Biz, siz söylüyorsunuz, bizde ne anlaşılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Yeter ama canlarına bak dedim, bu dedim girmesin, ben konuşmayayım dedim. Müge ablam dedi ki ya tamam bak böyle bir şey konuştun dedi, canlarına dedi bunu konuş. Tamam böyle bir şey konuştun dedi sana. Sen konuştun, senin konuştuğunu da anlat canlı yayında. Bu sana böyle bir şey... Ben de 15 sene oynadım. Kalitin aramıyor ya. Hayır. Kalitinin kim olduğunu, o onu yalansın. O onun karısını gözükmüş, bu bunun karısını gözükmüş. Kim yaparsın, ne yaparsın yapsın. Ama benim ismim, ben neden kullanıyorum? Burada neden benim varım ya? Ben neyim burada ya? Ali sen kendi laflarını yalanlıyorsun ya. Herkes kim karıyla ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmiyor. Herkesin kendi hayatı. Ayşe bak, abla bir, şey bir dakika, sen kendi laflarını, kendi ağzından çıkan kelimeleri yalanlıyorsun. İnsanların hepsini birbirine katıyorsun. Her şeyi biliyorsun, hiç kimse konuşmuyor. İnsanlar ya, katan sensin. Halil Hanım bize Erdem'e silah çekmesin, sebebi olan sensin. Hayır, ben Erdem'e öyle bir şey demiyorum. Hayır, hayır, hayır. Neddesin bir? Bizi silah çekti, seninle konuşuyor. Benimle konuşmuyor, Hüseyin Şeker'le konuşuyor. Hayır, hayır. Ne de ifade vermiş Müge Hanım? Ali, ben savcılığa gittim, ifade verdim bu konuda. Bu ses kayıtları konusunu ben Cumhuriyet Savcısı'nda ifade verdim. Savcılık benim önümde ses kayıtı, senin mi dedi, benim dedim. Tamam. İfadem var benim orada. Tamam, ifade. Ben görüşmedim Halil'le. Ben kimden konuştum? Hüseyin Şeker konuştum. Bilmiyordum dedim. Hüseyin Kan konuştu. Birbirine küfürlü konuştular. Turan'la konuştun ha. Ortada nereden biliyorsun sen benden konuştun? Halil Kayın'ın eşini arayan mesaj atandı bu. Ya bir dakika, bir tek tek gidelim mi? Hayırdır Turan abi? Bir tek tek gidelim mi? Ortala beni diyor, ben karıştırıyorum. Ortala kendisi karıştırıyor. Hemen tereyağı gibi hemen şeyden çıkacak. Sen öylesin, sen tereyağdan kul çeker gibi çıkan sensin hani. Dün Müge Hanım'a bile o iftiraları buldun yani. Ali sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bizi 100 kişi izliyorsa 99'u seni şöyle bir sarsıp Ali konuşsun diyecektir yani. Adımın Müge olduğu kadar eminim yani. Ama ben bak, ne biliyorsam gerçekten, ne biliyorsam yani, ne şeyse. Hani ben hadi istemiyorum stüdyoda bir kargaşa olsun ama yani kadına şurada hak veriyorum. Gerçekten sen böyle lafı ağzına o kadar geveliyorsun ki. Sen bildiğin hiçbir şeyi anlatmadın. Bildiğin hiçbir şeyi doğru da anlatmadın. Sürekli bir yerde bir insanın böyle bir şey varsa ben... Yani ben hiç konuşmuyorum, evlerine gitmiyorum, ben bunu görmeyeli 10 yılı geçti. 10 yıldan beri doğru ben bunu söylüyor. Daha bugün görüyorum. Doğru söylüyor. Dünden bugün niye görüyorum. Görüşseydin? Niye? Hayır, neden görüşemedin? Hayır, niye görüşseydin? Hayır, ben zaten kirazı geldim. Hayır, hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, hayır, zaten bu yok. Senin akrabansa. Tamam zaten mı? Evine girmesine çıkması gene sen... ...kullanma, kesmek zorunda kalıyorlardır. Yani görüşseydin... Ablam ben çalışıyorum. Sonuçta eğer diyecek ki gerçekten doğruymuş bu. Hayır öyle bir niye şey. Niye doğru? Hayır tam tersi. Niye ben eğer biriyle görüşüyorsam? Görüşme. Benim bir işim yok ki zaten bununla görüşmek. Ablam bu tarlaya gidiyor çalışmaya. Ben zaten sürekli çalışıyorum. Bu da zaten çalışıyor. Evet. Bir pazar günü tatil oluyor bunun. Bir ya şey ne sen evet evet diyorsun ya. Sen hem kendin söylüyorsun şimdi kadın söylüyor. Ben çalışıyorum. Evet görüşmüyorum zaten. Demek istedim o. 10 yıl olmuş. Yani benim evin kayından bunlar koyun gütmeye gidiyor. Gidip geliyor. Gelirse evin önünde beni görürlerse. Bir durur musun hayatım? Sen neye evet diyorsun şimdi? Neye evet diyorsun? Hayır. 10 yıldır görüşmüyoruz ya, harbiden görüşmüyoruz. Çünkü ben çalışıyorum, tamam, 10 bu çarşıda duruyor. Başka mevzu, kadının derdi o değil ki. Yani söyle tamam, oğlum, tamam, gerçeği olmadı, söyle. Olmadı, ben böyle olmadı, bir şey yapmadım olmadı, de. Yapmadım, ben böyle oğlum, bir şey... yapmadım, yapmadım. O zaman yapmadım, şunu söyleyeceksin. Neden öyle bir şey konuşuyorsun yapmadım, orada? Beni yapmadım. Diyorsun bak, orada duyuyorum bak, tehdit ediyor beni diyorsun. Bu yapar biliyorum, tehdit ettin de biliyorum. Ama söyle, beni bu tehdit ediyor de. Benim böyle bir şeyim yok de. Ali, yani bir insan kardeşim dedi, ablam dedi bir insana, benim sende gönlüm olacak. Dur, ne zaman gönlüm olur benim sende ya? Kaç gündür stüdyodasın? Bir tane lafının arkasında durmadın ya. Konuşan sensin, lafının arkasında durmuyorsun bir tanesinin. Dur da görelim. Böyle bir şey oldu, siz devamlı bir yerde oturup içiyorsunuz. Sürekli bir yerdesiniz. Hayır, ben kiminle beraberim ya?
Sen gittin günden beri bunlarınla berabersin. Ben kimse... Telefonda olsun, evinde olsun, her yerde olsun. Geldin mi? Bir gün ben karşı karşıya geldik mi, oturduk mu? Hayır. Hayır, hayır. Bir yerde inşaata denk geldik, Mesut'un çalışan demir aldın geldin. Malzeme getirdim, inşaatı senin çalıştığın yerlere hep malzeme getirmişim. Ali bir şey söyleyeyim. Benim de uyumadım bak. Ben böyle bir şey yapmadım da. Pazar günü nerede? Ayşe sen ağzımdan böyle bir şey, nasıl kayıyor senin, nasıl ediyor senin ya? Benim hiç kaymıyor bak, ben bir şey yapmadığım için. Ali sen pazar günü neredeydin, hangi muhitte çalıştın? Pardon bir saniye Mustafa Bey, yani aslında sen şunu söyleyeceksin. Eğer onu söylemek istiyorsam. Benim böyle bir şeyim olmadı, böyle bir ilişkim olmadı, o da bana bayılmıyordu. Ama ben etrafta yani çok böyle nasıl diyeyim yani çok çapkın bir erkek olduğumu anlatmak için yok, madem hazırda böyle dedikodu var, o beni istedi, girdim çıktım falan diye attım kafadan bir gömle diyeceksin. Bak şimdi ya onu söyleyeceksin ya başka bir şey söyleyeceksin. Sen şimdi ona karar ver ne söyleyeceğine. Çünkü sen bunu anlatıyorsun. Sen bize de anlattın. Erdem'in, rahmetli Erdem'in dayısına da anlatmışsın. Hayır, hayır, hayır. Yugan, vardır o, öyle tipler. O, bak o kişi yalan konuşuyor. Yuganım benim evime girip çıkmadı bu. Bak hayatım, o öyle anlattı benim ya burada. Benim evime girip çıkmadı yani. Asıl ya o burada asıl anlattı ya. Hayır hayır. Nasıl? Benim çalıştım, evime girip çıkmadı konuştum ki bu. Sen pazar günü nerede çalıştın? Sen pazardan ben ne konuştum çalıştın dedim. Sen sadece ne konuştun? Bir tane söyleyecek olduğunu söyledin. Bak tek bir şey soruyorum. Pazar günü hangi muhitte çalıştın? Ne zaman? Hani bu olay, olay günü pazar günü nerede çalıştın? Bu Goyuncu Osman'ı mı biliyorum? Nerede? Hangi? Ercan tamam. Abi, Ercan abi bizim şeyci. Zeytinyağı fabrikası. Hadi benim lakumu söyle. Bir saniye, bir saniye. Onun evini yaptık. Goyuncumuz şey, ama hangi Osman Ömer'in evinin altında. Ama hangi Çarşı, köyde? Çarşı'nda, Çarşı'nda. İşte Akdeniz Caddesi'nde. Goyuncu ne, Osman Ömer. Nereye getirmeye çalışıyorsun? Mustafa çalıştı. Ne biliyorsan söyle. ETS kayıtları bize de nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Tamam. Ha. Yani ondan sordum. Ondan sonra nereye gittin? Eve geldim. Evdeydin. Evet. Kaliköy'e gittin mi? Hiç çıkmadın mı? Hiç çıkmadın mı? Senin ETS kaydı niye Kaleköy'de çıkıyor? Nasıl ETS? Sen saat 4'te telefonu bir kapatmışsın, 11'de açmışsın. Telefonum kapalı değildi, onu yok, kapalı o, değildi. Yok yani. Benim telefonum kapalı olsa ben Ahmet'ten nasıl öğreneceğim evde? 11'de açmışsın. Bak yine çarpılıyorlar, ben konuştum mu ben yalan çıkmış oluyorum. Şimdi. Oğlum savcının çıkarttı ETS kaydı. Ya Mustafa Bey, yani biz başka bir şey konuşurken ne olur çok alakasız başka bir şeyle girmeyin. Biz neye konuşuyoruz, siz neye geliyorsunuz ya? Bak şimdi, hep alakasız şeyle konuşuyor bak şimdi. Ben bak alakasızı şu kardeşim. Bazı adamlar vardır. Şimdi yani terbiyemi de bozmak istemiyorum da yani. Böyle anlatır ben onunla gezdim, bununla gezdim, şununla yaptım. Çünkü bir şey bir alt karıştıramaz. Evet. Tamam mı? Böyle milleti alır ağzına dolar. Beni kim bence sen o, öyle bir tipsin. Bak ben sana çok açık beni, söyleyeyim. Ben seni burada 15 gündür tanıdım. Heh, başında sağladığına göre o. Evet ben dinleyeyim hani. Dinleyeyim. Dinle işte dinle ben sana söylüyorum doğruyu. Artık söylüyorum bir öleceğim günü bilmiyorum yani. Tanıdım hepinizi maşallah. Ben bilmem senin onunla mı bununla mı kimle gezdiğini ama senin bütün bu sayılanlara baktığım zaman sende ben böyle bir tip görüyorum. Normal adam söylemez zaten başını kessen hiçbir şey anlatmaz. Yuga Hanım kiminle gezdi gitti. Dinler misin bir dakika dur. Hele ki kuzeniyse hele evli kadınsa hele arkadaşının sevgilisiyle. Arkadaşının sevgilisiyle gezeceğine git kendini Boğaz Köprüsü'ne at daha iyi benim gözümde. Yani arkadaşının sevgilisine göz dikeceğine bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Arkadaş dediğimde öyle can ciğer kuzu sarması olmaya gerek yok. Bir kahve içtiğin arkadaşının eğer sevgilisine karısına dönüp bakacaksan ya da kocasına at kendini Boğaz Köprüsü'nden en azından şerefinle öl. Sen şimdi böyle o sana kafa atıyor. O diyor ki karımla mısın? Bu diyor ki karımla yakaladı. Tamam mı? Sen şu otur bunun, bir düşün bakalım ne diyecekmişsin. Bir dik otur, bir sesi çıksın. Tamam, Mehmet istemiyorum. Tamam düşün. Heh. Ne şimdi kadın diyor ki, benim hakkımda böyle konuştun olmadı diyor. Oldu mu olmadı mı söyle kadına. Hayır öyle kesin bir şey olmadı. Olmadıysa tamam, niye anlatıyorsun? Işte, söyle işte beni tamam. Değil bu Müge Hanım'ı söyle. Olmadıysa niye anlatıyorsun? Söyle yani. Ya böyle bir şey oldu geçti dedim ben. Neden öyle? Oldu ne geçti şey, demek ne demek tamam, yani? Oldu, bir dakika. Oldu geçti demek o demek. Yani, oldu geçti ne demek? Ya, muhabbetimiz oldu geçti manasında. Muhabbet ne demek? Turan bizim adımızı çıkardı. 15 sene geçtim o işte ben askerden yeni oldu, gelmiştim. Oldu geçti meselesi değil. Muhabbet ne demek? Bu oldu geçti kelimesi olmaz. Bu böyle muhabbet de olmaz. Böyle bir iftira tamam, attı diyeceksin. Tamam ben yanlış anlaşıldım. Tamam ben... Hayır yoktum. Çılgınlık hayır, ne demek? Hayır, yaptık hayır, bir çılgınlık tamam, ne demek? Tamam ben sıkıntı yok. Kabahat benim. O zaman herkesten, konuştun ha. Herkesten çok çok özür diliyorum. Toparla. Konuştuğumu toparla. Özür diliyorum. Kabahatli benim. Tam yaptığın her şey zaten kabul etmek zorunda kalacaksın. Hayır hayır. Söyle. Tamam. Ben böyle tamam, bir şey yapmadım. Tamam, yanlış bak, konuştum. Tamam, özür diliyorum. Tamam, benim özür bir diliyorum. Özür dilerim. Tamam özür dilerim.
Tamam. Ağzındaki kelime konuştu be. Tamam, sakin ol. Ayşe abla sen rezil oldum diyorsun. Erdem canından oldu bu. Bak beni Erdem için. Beni evet, bunlar aynen öyle. Ben de ona inanıyorum. Hayır. Beni ben de ona ilgilendirmiyor. Beni başkasının konusu da ilgilendirmiyor. Sen kendi namusunu düşünüyorsun, bir çocuğumu düşünüyoruz. Ben kendim kimdeyim? Onları konuşacağım mı? Erdem Aykol'a hiçbir şey. Ben ne biliyorsam söyledim yani. Değil mi? Ne söyledin? Sen arabanın içindeydin. Ben bildiğim, bak ben bildiğim her şeye... Sen bir şey söyleyeceğim. Yaptık bir çılgınlık ne demekti? Ya bak ne diyorum ben... Tamam kabul ediyorum, özür diliyorum ben. Yanlış anlaşıldı. Bir dakika, tamam. Bununla ilgili sen ondan özür dileyip geçeceğini sanıyorsun Ayşe'den. Hayır, ondan da özür diliyorum, herkesten özür diliyorum. Sizden de özür dileyim, herkese özür dileyim. Tamam, ya kardeşim, benden özür dilesen ne yazar, dilemesen ne yazar? O değil ki problem olan. Sen bunu millete de anlatıyorsun. Sen bu kadının adını dillendiriyorsun. Yaptık üç kere, beş kere bilmem ne falan filan. Ne hayır ya? Sen bunu anlat. Bir şey söyleyeceğim. Üç kişi daha mı bağlayayım buraya? Onu mu istiyorsun? Anne bak yani, bu çocuk oyuncağı değil. Bu dillendirdiği şeyden bir insanın canına mal oldu. Dün arayan kişi hayır, ben bak yine oraya ben demişim. Böyle şey, bak, ben böyle bir şey konuşmadım. Senin Ali ile Ayşe ile ilgili başka anlattıklarını mı bağlayayım? Onu istiyorsun? Annem patronu bir bağlanabilir mi? Seyhan. Ya bağlanabiliyorsa annem patronu bir bağlansın. Kendi anlasın. Arasın mı bağlasın? Müge Hanım benim şeyi söylesin. Ondan bir dakika. Ondan sonra başka ne konuşacaksın konuş. Tamam. Olmadığı halde madem şimdi olmadı diyorsun. Tamam. Olmadığı halde niye anlattın Ayşe ile ilgili bunları? Olmadı halde derken? Bir şey yaşanmadıysa. Tamam niye bunları anlatıyorsun? Hasta ya. Mısın oğlum sen? Ben onun hani bak şimdi açık konuma gerekirse ben o an Turan'ı kızdım. Turan benim adıma Gürsel Özen'in adına konuşaraktan... Ne? Bir dakika. Gürsel Özen'in adına konuşaraktan bir sürü insan içinde yani demiş ki işte böyle oldu. Böyle bundan, böyle hayır, değil bak hayır, böyle hayır, böyle hayır. Değil. Bir bak, saniye Turan bir saniye. Gürsel Özen namussuzluğunu yedi. Burşunu yedi. Sen yemedin daha. Laf etti de. Tabii sen de. O yeme sen yemedin daha. Böyle olmaz. Ben azaltladım sizi zaten. Açıkça konuşacaksın. Ama böyle ben bir de, şey hani, yok de. Bu şekilde konuştum. Müge Hanım'la biz normal konuşuyorduk. Sonra röportaj yapalım. Abi dedim bak bu dedim böyle konuşulmaz. Şimdi sen Müge'yi hiç katma. Dün Müge'yle ilgili şeylerine. Sen şimdi Müge'yi falan katma kardeşim. Sen boş ver yani sen Müge'yi. Tamam. İşte bak dün arayan arkadaş da yalan söylüyor. Bak ben buna... Gitsin nasıl olsun ben... Sen kendin söyledin. Kendin. Kendi ağzınla. Bırak arkadaşı şu. Kendi ağzınla söyledin. Madem olmadı neden söyledi? Ben Turan'a kızdığım için... Benimle Gürsel'in adını verdiği için tamamladım. Bak böyle onu bir şeyden oldu geçti. Onu kızdığı için beni lekeleyemezsin. Ama bak ben... Onunla derdini sorunun kendi halinde. Halil'in yanına da gittin. Erdem'in yanında Turan kendin böyle konuşmuş dedin değil mi? Halil'in yanında böyle söyledin. Nasıl? Sen hep aradan sıyrılmaya çalışıyorsun. Ben neydi? Turan bak Halil beni beyzen etti gördü. Bak gördü. Beni dedi ki bu muhabbeti kim çıkardı dedi. Evet. Nereden duydun? Ben dedim onu Erdem'den duydum. Tamam. Turan dedim bunu dedim. Adamı belki Erdem'den yükseltmek istediği o. Turan dedi söylemiş. Erdem ben bunu Erdem'den duydum dedim. Halil kaynak beni dedi ki denk getir beyler dedi. Ben denk getirmedim. Tamam Turan'a kızdın Ayşe ablanın adını çıkardın. Erdem'i canından niyettin. O zaman kime kızmıştın? Hayır ben Erdem'den kızıp bir şey yapmadım kime ki. Kime kızmıştın hayır. O zaman? Erdem önce seni aldı. Yok. Ablam ne yaptın beni değil Ali? Hayır ablam Ali, yok. Ali dur tek tek konuşun. Tamam, Erdem'in sağında mı oturuyordun? Hayır. Erdem'in sağında mı oturuyordun arabada? Bak Müge üzerimde... Önce benim sorumu cevap ver. Bir dakika hayatım anlıyorsun. Tamam bak. Benim soruma cevap benim versene. Bak, ben bundan İzmir'e gittim. Hatta kaç tane var? Tamam arabayı temizledin. Kaç tane kovan topladın oradan? 3 ya da 4 tane kovan topladım. Tamam, ne hikmetse Erdem'e de 4 tane sıkılmış. Ya. Topladığım kovanlar Erdem'in kafasından çıkanlar ben bir gün önce topladım. Sahne ablam inek sayıyordu. Nasıl çık? Ali bak, araba temizledim. Bak Erdem arabanın kendi kovan mı var bırakmaz. Kesinlikle hangi hayatı bir salak arabanın içine şey senin o gece... Arabayı ben temizledim bir saniye. İşin neydi? Sen şöyle çekilmiyor. Sen şöyle çekilmiyor. Kaleköy'de işin neydi? Ben araba temizledim. Pardon bir şey söyleyeceğim size. Şimdi araba kabrio bir araba mı? Yani bu ateş etti. Yani üstü açık bir araba mı? Hayır. Değil. Şimdi kabrio bir araba olsun. Üstün böyle açık ateş etse. Tamam mı? Onun da kovanı düşsün aşağıya. Ama camdan ateş etmiş. Kovanlar içeri dökülmüş. Neyle ateş etmiş? Tüfekle mi etmiş? Hayır tabancayla. Yani nasıl o dört tanesi arabanın içine... Erdem sahilini kullanır. ...denk gelmiş? Ya sahilini sorayım bilmem ben. Bak bu adamın 60 oldu silah var. Bak dinle. Şoför koltuğundasın tamam mı yani? Şoför koltuğunda tamam sol elinle de ateş edebilirsin belki bilmiyorum yani.
sahilinde kullansın. Sahilinde atabilir, fark etmez. Sahilinde atabilir, bilmiyorum nereye atacak. Tamam, sahilinde attığı zaman zaten şöyle dönmesi lazım. Dışarı gider. Şuradan zaten da dışarı çıkması lazım. Dışarı çıkması lazım. O zaman o kavunun yüzüne gözüne gelir. Kovan da yerine ya, düşer işte. Dışarı çıkar. Ama ben araba içinde kovan mümkün değil. Ben araba içinden kovan topladım. Ali. Evi koydum. Ali, o senin üzerindeki barut izine dair açıklaman. Sen evet. Şu arabada barut evet. izi var diyorsun ya, arabadaki aman kovan topladım diyorsun ya barut evet. izine. O kovanları şoför tarafından mı topladın, yan koltuktan mı? Vallahi arabanın içinde topladım ben. Arabanın içinde neresinden? Vallahi ön koltuktan buldum, arkadan aradan buldum. Sağ eliyle asla dışarı gidecek. Sol eliyle asla yine dışarı gidecek. Arabanın içine ben araba kovanı gitmesin mümkün değil. Ben 3 ya da 4 tane kovan buldum. Yahu bak bir şey soruyorum sana. Girdiğin şoför koltuğunun orada mıydı kovanlar? Yan tarafta mıydı? Neredeydi? Adam o kadar bilmiyor ama o kovanlar nerede? İçeri bak. E hatırla 4 tane kovan. Pencerenin önüne koydum. Sayısın tam 3 ya da 4 tane buldum. Tamam 3 taneyi de nerede buldun söyle işte. Adam arabanın içinde buldum yani, arabanın içinden aldım. Hatta alırken bak ben normalde sağ elimi kullanıyorum, sol elimden almışım. Ben sol elimi aldım, ben hatırlamıyorum. He sen benim de sağ elini kullanıyorsun ama sol elinle topladın. Bak, o da sağ bilmiyorum. Elini kullanıyor ama sol eliyle şoför mahallinden ateş etmiş. Sonra sen hamile elini, bilmiyorum. Elini bütün bilmiyorum. Koluna demiş oldum, ve yüzüne sürdün öyle mi Ali? Gitti topla İzmir Hastane. Ali, sonra da sen o kovanları topladıktan sonra elini de bütün yüzüne sürdün, koluna sürdün öyle mi? O gün biz İzmir'e gittik gün boyu. Hatta canım aynı ceketim bak bir saniye. Heh. Aynı ceketim vardı. Sorum o değil ya, nereye yok, gittiğini yok. Beni ilgilendirmiyor. Gittik geldik, ben o gün geldim. Benim annem hastanede olduğu için ben bunu çıkardım. He. Astım oraya, yani duvara astım. Ben bunu bir daha giymedim. Evet. Ya bu barut öyle bir iz değil Şevki Hocam ya. Hayır, şunu bir açıklar mısınız ya? Bunun içindeki barut, bu nasıl barut yani? Öyle bütün bulaşmaz kovanda ki. Kalıyor, sadece kovandakinin üstüne geliyor. Belki elinde birkaç bir parça bir şey daha sormak çıkar. İstiyorum bir ama senin yüzünde, kolunda çıkıyorsa senin yanından büyük bir olasılıkla ateş edilmiştir. Ya da sen sol elinle ateş etmişsin. Sorduk. Arabanın sen bu iki kere iki dört. Hayır. Bunun başka bir... Neye Ali? Hayır. Hocam bak. Ali, neye hayır. Neye bak, Ali? Ben bak size anlatıyorum. Ali bir dakika o gün, o gün cinayet ediyorum. Ben bunu giydim geri gittim. Ali söyledim bunu. Dinlemek istemiyorum. Tamam. Ben sana bilimsel açıklamasını yapıyorum olayı. Sen bana neye hayır diyorsun? Tamam ben olanı, ben olanı geçeni anlatıyorum abi. Bak İçki tarif ederken de sol olmaz. Elini kullandı diye şimdi mesaj olmaz. Geldi. Bak toplarken de gene sol elini kullanmışsın yani. Peki hocam size bir şey soracağım. Ya bak ben o an... Bir dakika Berivancım bir saniye. Ben o an arabanın içinden kovan topladım. Sağ elim fark etmiyor. Ben arabayı açtım direkt topladım. Çünkü İzmir Asya'ya yetişmemiz lazım. Hayır acele aldım çıktım. Ya sana çıktım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben müzik aleti çaldığım için sol elimi de kullanmak için çok çaba harcamış biriyim. Evet. Çünkü iki elini kullanman lazım kanun çalarken. Ama... Sol elimle falan hiçbir şey toplamıyorum ben. Ya ben o an oraya erişmek için ben ne buldum? Aldım. Hayır. Sağ, o anca okey taşlarını toplarken bazı arkadaşlar var böyle toplar. Böyle tamam toplamış mı? Da neden heh. Sağ elinde çıkmıyor? Bir dakika. Yani öyle topladığın zaman da tamam mı? Kaç tane kovan vardı böyle toplayacaksın? Ha, Erdem için. Bir de niye o zaman dediği gibi sağ elinde değil de sol elinde? Ve bu cinayetten bir gün ya da iki gün önce senin o dört evet, tane evet. kovanı alman. Evet, 3 ya da 4 tam bilmiyorum. 3 ya da ya 4 Ali tane. Ya Ali sen de ateş ediyorsun değil mi? Hayır, ateş yok. Hayır, sen normalde ateş eder misin? Hayır. Hiç silah almadın mı eline bugüne kadar? Ya benim köyde bir tane tüfeğim var. Ben öyle yani silah alışım var. Yani sağ elinle mi atarsın, sol elinle mi? Tabii sağ elinle atarım. Ben normalde tüfeği sağ elinle atarım. Hangi elinle atarsın? Sağ elinle. Sağ elinle. Evet. Sağ elini kullanmaya alışmış olan birisi evet. sol eliyle bir bardak suyu dahi dökmeden o masadan bu masaya getiremez. Evet. Ama hocam bak şimdi İki defa, iki dört. Bak ben şu an inşaat çalışıyorum, ben bir elimle, pensil kullanıp bir elimle tel dolayabiliyorum. Yani şu elime çok şey kullanamasam dahi iki elimi aynen kullanabiliyorum. Ama hani silah atmadır, yazım gibi şeyler. Yani bu tarz şeylerde ben sol elimi kullanamıyorum. Ama hani bir yerden bir şey alırken ben... Canım bir yerden bir şey alırken biz de ikisini birden kullanıyoruz. Biz de örgü örerken bilmem ne, ondan bahsetmiyoruz biz. Evet. Eline silah alan biri. Hiç aklıma bile gelmedi benim sol elimle ateş etmek bugüne kadar. Yani basabilir miyim acaba? Edemem onu bile de, bilmiyorum. Edemezsiniz. Sol elimle katlı sürette ateş edemem. Sağ elinizi kullanmaya edemem. Alışkınsanız sol elinizle ateş edemezsiniz. Hayır, aklıma bile gelmedi çünkü edemem bugüne mi? Kadar. Peki bu adam şoför mahallinde otururken evet. Nasıl o zaman sol eliyle ateş edecek? Ben ateş ettim, görmedim ki. Ben sadece değilim, ben kovan topladım. Hangi ateş etti bilmiyorum. Hani, arkadaşım eğer sana göre bu nasıl bir kovansa... Yani ateş ediyor,
O kovan da tam böyle cam açıklıktan hop içeri giriyor, oraya düşüyor. Bir de dördü de içeri giriyor. Ya, üç mü dört bilmiyorum bak, şimdi tam dördü de bir şey değil mi? Üç mü dört tam hatırlamıyorum. Ya ben üçü aldım. Ya da dördü de ya, içeri giriyor. Ne yani dışarı düşüyor, arabanın içinde ne diyor? Tamam mı? O zaman bu adam sağ elini kullanan bir adamsa ve şoför mahallinde ne yapacak? Dışarı çıkacak şöyle. Bunu da yaptığı zaman oradaki kovan arabanın içine düşmez. Kovan oldu, yalan Müge Hanım. Düşmez yalan. Yani. Hayır hayır. Yani direksiyondakini kastediyorsun. Şimdi bak sen direksiyondasın, evet, pencere de burada. Evet. Ya şimdi çıkacağım dışarıda, deneyeceğim ben bir boş yer bulup. Şoför, şimdi bunu buradan ateş, yani dönmen lazım ya. Bu adam da ilk defa ateş etmiyor. O zaman o kovan çünkü onun camına, arabasına falan Erdem'in da şey yapar. Arabasını 50 kere kullanmıştım var. Bir tane daha kovan bulmadım ve aklı başında bir insan arabanın içinde boş kovan, ruhsatsız yani, bir silahsa boş kovan zaten bırakmaz. Hayır, bu nasıl denk gelmiş? Nasıl yani böyle ol, böyle sen şimdi döneceksin edeceksin? Yani. Dışarı, yani bunun da bir mesafesi var ya. Yoksa yalan tabii ya. Silah geri teper. Şoförün yanındaki mi? Şoför sol eliyle kalkıp da bu ateşi yapamaz. Ben canla çekişmiyorum. Bir dakika. Ben onu söylüyorum. Öyle can çekişmiyor diye ben oradan şey yapma yani. Diyor, şimdi Ali diyor ki benim üzerimdeki diyor barut izinin nedeni diyor Erdem diyor arabadan diyor arabada giderken ateş etmiş diyor. Evet. Onun kovanları da arabanın içine düşmüş. Ben de diyor o kovanları topladım. Oradan elime barut izi bulaşmış. Aynen. Barut da yüzüme gelmiş, şeyime gelmiş. İki gün sonra da adam öldürülmüş. Üzerimde çıkan swap izindeki barut izinin anlamı benim Erdem'in arabasındaki iki gün evvel topladığım üç tane kovan diyor. İki günde de hiç ne yüzünü yıkadı, ne elini yıkadı. Üzerinde aynı ceketim vardı. O gün yatıyordum, kalktım, bu ceketimi giydim, çıktım. Tamam, bir dakika, Berivan aynı anda değil. Ve aynı ceketimi aldım. İşin enteresan tarafı, Ali'nin de sol tarafında çıkıyor barut izi. Ali de sağ elini kullandığını iddia ediyor. Yani Ali sağ eliyle cinayetten iki gün evvel arabanın içine nasıl düştüğünü anlayamadığımız üç tane kovanı alıyor oradan. Sonra sol elinde... ve yüzünde ve kıyafetlerine de barut izi çıkıyor. İki gün sonra da yine bu çıkıyor. Bu kadar el yüz yıkadıktan sonra. Sonra çıkıyor. Ama bir de sol elinde çıkıyor. Sağ elini kullanıp barut topluyor. Yani Ali, senin şu ortaya attığın konu, şu iddia hukuken geçersiz, tıbben de imkansız. Mümkün değil. Bak, mantıken de imkansız. Hukuken geçersiz, tıbben imkansız. O yüzden sen nereden sana geldi o barut izi? Hadi söyle artık, sıkıldık bıktık ha senden ha. Bilmiyorum ablam ya da o gün cinayetin olduğu gün biz jandarmayla beraber Orhan Ayıldız aldık, Halil Kayna aldık yani biraz dolaştık. Jandarmadan bulaştı. Jandarma bulaştı. Şimdi bir şey diyemem ama. Barut bulaşmaz. Jandarmadan bulaştı. Barut bulaşıyor, tek adamlardan çıkar. Şimdi sıra da jandarmaya geldi. Hayır. Ali acayipsin, vallahi acayipsin. Bak ben aynı şeyi giydim. Jandarma sana barut attı. Aynı şeyi giydim, aynı şeyi giydim. Öteki kişilerde niye çıkmıyor? Bir dakika, bir dur. Nasıl kimde çıkmıyor? Turhan Bey. Orhan'da niye çıkmıyor? Bunları sevap yapılmıştır. Tamam. Hani ben de sadece... Jandarmaya gitti. Ben onun kovanı topladım. O gün aynı şeyi giydim, çıktım. Bak aynı elbisem vardı üzerimde. Peki Ali. Aynı elbisen çıktı. Şöyle bir şey olabilir mi? Dün Halil Bey'in hani o geceyi hatırlamadığı gibi acaba sen de onun gibi hani çok alkollüydün, yasaklı madde kullandın, olay yerindeydin de bir şekilde sana bulaştı. Sen de hatırlamıyor olabilir misin alakası, acaba? Alakası yok. Ben evdeydim. Ailenin benim şahidim var. Senin şahidin yok. Senin şahidin yok. Uydurma. Şahidi yok ediyorsun. Yok öyle bir şey. Olayın içinde ya. Yok ne göster. Çünkü sen evde değilsin. Şahidini göster. Sen Ahmet, evde değilsin. Ahmet, Ali Veli. Kudret abim yanımdaydı ve ben onu öğrendim. Öğrendim kişi Ahmet'ten. Buraya bağlandı. Ve Kudret abim mi yanındaydı? Evet. Nerede Kudret abin yanındaydı? Beni çıldırtma. Nerede Kudret abin yanındaydı? Ablam yanındaydı. Babam da vardı yanımda. Kudret abim vardı. Oturduk, çay kahve içtik. Ondan sonra evine gitti. Ben uzandım evin içine. Ben sonra aldım haberine. Ahmet Kan'ın oğlundan öğrendim. Olayı öğrendiğin dakikalarda mı? Saat 10'da. Hayır hayır. Ahmet Kan'ın Kudret bak. Oturduk, çay kahve içtik. Kudret gitti. Sonra ben içeri Kudret geçtim. Kudret kaçta seninleydi? Kudret kaçta seninleydi? Valla tahmini ben 5.30 gibi işten geldim. 7.30-8 gibi ben o gitti, ben ondan sonra uzandım. Ben ondan sonra aldım. Yani 7.30-8 gibi, 7.30-8'e kadar sendeydi. Telefonu da kapalı. GSM de şey yapmıyor. Hayır hayır, telefonu kapalı zaman... değildi benim. Benim telefonum kapalı değildi. Ben telefonu bir dersen o zaman... Savcılığın çıkarttı Ali... şey bu, savcılığın. Mustafa Bey... Tamam, Kudret de hayır diyor, o zaman Kudret mi öldür derdim yani. Hayır canım, Kudret benim yanımdaydı. Ben nasıl... Demiyorum, değilim dedi, okudum ya, kaç kere okuyacağım. Tamam, okudum. Ben gittim, kendisiyle konuştum.
Kendisiyle konuştum. Ben seni gördüm dedi. Çay içtik beraber dedi. Hı. Hatta dedi ki keşke çay içmez olaydın, gelmez olaydın buraya dedi. Peki niye, niye o zaman söylememiş jandarma? Ya ablam bak şimdi mahkeme yüzünden aşağı yukarı gidip gelmeyeyim dedi. Görmedim ben demiş. Ne demiş? Mahkemede şimdi mahkeme şahitlik delilik yapacağım diye mahkemeye git gel uğraşmayayım ben görmedim dedim. Sonra mahkemeye çıktığınızda o zaman değiştirseydi ifadesini. Bak şu anda kudret kanı ateşi atıyor. Hayır ateşi atacak. Kudret'e atacak acaba? Yani atayım. O zaman kudret yalan ifade vermiş. Bir dakika ya o zaman kudret yalan ifade mi vermiş? Evet ama. Ha, evet. Yalan söylemiş yani. Yanımdaydı ablam şimdi bak. Yanımdaydı yani. Ben o gün tamam evde... Kudret Bey bağlansın o zaman ben yalan ifade verdim mi diyor Kudret Bey ne diyor? Ya ben sordum yanlış yazılmış diyor. Yani ben cinayeti böyle şey... senin üzerine mi yıkmaya çalışıyor? Beni demiş oldu böyle ablam bak. Ben kendisiyle konuştum. Ali hatta cinayeti bizden... senin üstüne mi yıkmaya çalışıyor? Hayır, seni hayır, görmedim benim diyerek. Benim üstüne yıkmak değil. Mahkemeye gidip, gelmeye uğraşmamak için ben böyle ifade ama edeyim. O senin akraban akraban. Ulan böyle ya, akraban, bir olayda. Tamam. Akraban? Yani akrabalar hatta çok bak, kez gitmediği halde gitti der yani. Seni hem orada seni görmüş hem görmedi mi demiş. Hatta ben savcılıkta kiraz savcılığında babam da vardı dedim. Savcı Bey dedi ki yani baban sonuçta oğlusun. Onun ifadesi geçerli sonra başka kim var dedim. Sadece... Benim oğlumuz vardı, Kudret var dedim. Kudret de çağırdılar, Kudret de yokum dedi. Ayşe ablam, abisi, ben vardım dedi. Hani ben dedim, o vardı dedim, tamam onu yazalım. Onu yazdılar. Beni söylemiş oldu, ifade ben verdim. Ben senin Musa'yla... abin mi Kudret? Tabii canım. Sen vermişsin o şekilde ifadeyi, Kudret ben görmedim demiş. Hayır hayır, bak Kudret'e beni demiş oldu şu. Ben dedi ki, jandarma beni çağırın, işte savcılıktan ya çağırdılar dedi. Ya Kudret'in versene ifadesizi, Kudret okudun abim, hemen. Tamam, bak ablam, tamam, bak öyle söylemiş ama ben bunu sordum. Ben dedi ki mahkemeye git gelmekten şey mi dedi? Böyle konuştum dedi. Ali sen her şeyden yalan ifade şey vermiş yani Türkçesi. Yalan mıymış muhtemelen? Türkçesi yalan ifade vermiş. Bak şimdi. Ben yargıyı yanıltıcı, ya ben... seni cinayet mahallinde gösterebilecek bir yalan ifade vermiş. Ben öyle anlıyorum. Bunun Türkçesi bu. Bunun bedeli ağırdır yalnız ha haberin olsun. Bunun Türkçesi bu. Bedeli ağır olması değil bak. Ben hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yanımda babamdan bir Kudret var diyorum bak tamam mı? Bunu da savunuyorum. Vardı. Şimdi ben neden Turan var, adam Mustafa var ki, dedim, Mustafa var adam dedim. Diyor ki çünkü 17'de... Yani. Bir dinle. Adam diyor ki senin dediğin Kudret kan. Senin de abinmiş öyle mi? Ya senin Kudret hala bunlara mı gidiyor ya? Ya bu nasıl bir aile yapısı ben anlamıyorum. Yani bu adam yüzüne... Böyle bir şey olmadığını onlar biliyorlar ki. Evet. Bunu suçluyorlar. Beni suçlamadılar ki hiç. Biliyorlar mı peki onu senin hakkında böyle konuştuğunu? Tabii biliyorlar canım. Konuştu da gitti zaten. Ali konuşuyor... Ama. Hayır bu konuştu da gitti zaten diyor. Kızım üstünüzü Ali konuşuyor. Ali sen o tamam senin karı koca aranızda problem vardı. O da çok özür diliyorum bir şeref yoksunluğu yaşayıp bunu anlattı. İşte ben zaten bu da, ayrılan kocaların sözlerine hiç inanmam. Tamam o öyle söyledi. Peki bu? İşte ben de bunun konuşmasını kızıyorum. Ondan korkup da onu tehdit yapıyor diyor. Beni diyor tehdit ediyordu. Ondan korkusuna konuşmasını bilmiyor. Bu lafı üstümüze attı da gitti. Ondan tehdit demiyor. Yapıyor diye ben senin karınla beraber oldum der mi bir insan korkup hayır bak konuşurken diyor. Tehdit ediyor bizi diyor. Kim tehdit ediyor? Ben mi tehdit ediyorum? Bu. Tehdit ediyor bizi beni ben diyor. Ben mi tehdit ediyormuşum? Ben seni tehdit ettim mi? Oğlum şeyden çıktık yine. Şunu anladım. Niye ben, çıktık yani, yine bak, tam biz yerindeyiz ha. Ben... Senin hep yalanında dolanında sen herkesi birbirine düşünüyorsun Ali. Ben yani neden? Bak Kudret Bey, Kudret Bey de. Konuşsana. Kudret Kan da diyor ki ben 17 sıralarında bak 5'te 5'te. Şimdi cinayet saatinin 19.27-19.40 arası işlendiği düşünülüyor. 17 sıralarında yani 5'te. Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan evime geldim. Hayvanların bakımını yaparak evime girdim. Yemeğimi yedim, çayımı içtim. Daha sonra da tahmini saat 21 sıralarında yatak odama geçerek uyudum. Ardından oğlum Ahmet Kan... Benim yattığım odaya geldi saat 22.30 sıralarında. Baba Erdem Kaynak arabanın içinde ölmüş jandarma ekipleri savcı gelmiş onunla ilgileniyorlar dedi. Ben duyunca şok oldum korktum. Bu sebeple Erdem'in yanına olay günü gitmedim. Sadece cenazesine gittim. O da enteresan tabii. Olay günü evde olmamın sebebi ise Ali Kan'ın evde olup olmadığını Erdem Kaynak'ın yanına gidip gitmediğini evde olmam sebebiyle Erdem evde mi? Erdem Kaynak'ın yanına gidip geldi mi? Falan ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. Çünkü ben evdeydim diyor yani. İşte ablam bak ben de diyorum ki... Yalan. Bak neden Mustafa, Turan veya hocam ismini vermiyorum ki bak... Benim yanımda olduğu için bunun adını veriyorum. Öyle mi? Nasıl vereceksin? Bu arada bizim rejideki arkadaşlarımız Kudret Bey'i aramışlar. Jandarmaya verdiğim ifade doğrudur demiş. Telefonu kapatmış. Hayda. Ali daha kaç kişiyi ateşe atacaksın? Kudret yalan söylemez Ali. Daha kaç kişi Kudret yalan söylemez ben yüzünden. Evdeydim. Benim şairim bak yine Kudret'ti. Arayın ben konuşayım. Arayın yani canlarını bağlayın ben konuşayım. Açmıyorum şimdi telefonunu. Benim jandarmaya verdiğim ifade doğrudur. Hayır. Arayın konuşalım ablam.
Ciddi söylüyorum bak ben... Adam aramış ya işte. Aradık işte yavrum, aradık. Hayır, hayır adam, canlı yayına bağlansın, konuşalım Ali, ben kıvırtma, ya. Ali kıvırtma, kıvırtma Ali. Ben yalan söyleyeyim ben. Kıvırtma bak. Ali. Ben burada konuşacağım ya. Arasın, ben konuşacağım ya. Ali bak, en baştan beri sana hiç kimse artık Erdem'i öldürdün demiyor. Evet. Ama Erdem'i, sana hiç kimse Erdem'i öldürdün demiyor. Ama evet. Erdem'in bu cinayete sürüklenmesinde payın olduğunu düşünüyor. Hayır, hayır. Allah ben böyle şey Halil demiş ya. O benim böyle her şeye kardeşim gibi konuşurken. Ben böyle kabul etmiyorum. He? Kesinlikle kabul etmiyorum. Sen böyle bir konuşmada böyle bir yalan söylediğin zaman ben seni çözdüm. Başlıyorsun sen, he oradan köyden geldin, hiç anlaşılmıyor da. Sesi içeri kaçıyor. Bir de ağzında da geberiyorsun. Sen normal konuşuyorsun, sen normal benim gibi konuşuyorsun. Canın istediği zaman. Sen böyle bir şey kıvırtma. Çünkü düşünüyorsun. O bir düşünme payıdır. Anlatabiliyor muyum? İşte sen hangi köydensin? İşte yalan söyleyeceksen. Şimdi bizim orada bir tane dağ var da dağ bilmem nesi var. Anlatabiliyor muyum? Yani hangi köydensin? Ahmet köyündeyim mesela. Sen öyle yapıyorsun. Bak sana yine soruyorum. Bu Turan seni tehdit ediyor mu? Hayır. Hı? Turan diyor ki ben evimde yakaladım karımla diyor. Hayır. Sen dedin ki bir çılgınlık yaptık. Evet, bunun cevabını bekliyorum. Ben orada bak. Bak orada değil. Hayır, ben sana şu anda ne tamam, soruyorum? Tamam tamam bak, açık net konuşuyorum. Ben ağzın gevelemeden orada evet. Canlı yayında bu şekilde konuştum. Ben kızım için Müge Hanım'ın böyle konuştum. Ama buraya gelirken düşündüm. Yani buraya gelirken düşündüm. Hiç yani bir şaşkınlık yani bir şey olmadığı için ben olmadın anne. Olmadı dedim. Hatta Müge Hanım'a dedim ben bu dedim canlı yayına gideceğim. Abla dedim böyle demesem Yiğit dedim çıkmasın dedim. Müge Hanım dedi sen ayıp konuştun, değil, konuştun ayıp, gibi. Ayıpla mevzusu yok ya, biz sana şey falan sormuyoruz. Turan diyor ki böyle böyle diyor. Tamam işte ben de böyle bir şey olmadı diyorum. Bunu yaptı, orada, değil orada mi? Konuşmam, orada konuşmam, Turan'a kızgındım. Gürsel'le bizim adımızı çıkardı bir sürü milenyum, ben çalışıyordum. Gürsel'le mi senin adını çıkardı? Gürsel üzerine Alikan'la burada ben gelmeden gün konuşmuş ya. Ben çalışmaya gittim ya, benim önüm koydular bana. Sen de böyle böyle mi yaptın? Yani koymamışlardı, Erdem'in dayısı da böyle söyleyince. Hayır hayır, o değil, o değil. O ayrı, ben başka yerde çalıştım yerde. Ben Erdem'in... Başka onu çalıştım. Böyle bir şey söylediğinde kendin haklı olduğun halde konuşamıyor musun? Burada nasıl konuşuyorsun? Ya ben orada birisinden gelirken, korktuğun gelirken için düşündüm. Böyle bir iftira atılır gelirken, mı? Gelirken düşündüm. Suçlanır mı? Küçük bir yanlış anlaşılma oldu dedim ben. Tamam ben düzeltmeye çalıştım yani. Düzelt o zaman tamam, anlat. Tamam düzeltiyorum işte bak ne diyorsun? Anlat Kur'an, diyorum Kur'an'a anlat. Kur'an'a kızdığım için böyle şey konuşuyorum. Yani geveleme anlat. Hani birinci ifadende röportajda... Kabul ettin mi? Evet diye. Ben seni öldürmeden anlarım. Bir dakika Avnucuğum. Tövbe yarabbim. Tamam. Hukuken bizim için önemli olan ifade ilk ifadedir. Hukuken, bak tekrar ediyorum. Hukuken bizim için önemli olan ifade ilk ifadedir. İlk ifade %99 gerçekleri ifade eder. Ondan sonra araya... Şu girer, bu girer, akıl danışılır, yol gösterenler çoğalır. Evet. Ondan sonra saptırmalar başlar. İşte senin durumun birinci o ifadedeki doğruluktan sonra bir takım saptırmalarla şu anda çabalamaya başladım. Ben bir iftira yüzünden Müge Hanım. Bütün mesele atladım bu. Geldim buraya kendim gerçeğe, yapmadım. Tekrar gerçeğe dön. Evet. Gerçeğe dönmenin sana faydası olur, tamam. Zararı olmaz. Tamam. Bu kadar. Tamam yani bu cinayet senin yanında mı işlendi benim? Hayır ablam, hayır ablam böyle bir şey kesin olmadı. Ben o gün evdeydim. Ben yine söylüyorum sana basa basa Kudret Kan benim yanımdaydı. He. Bak babam da vardı. Sen her gece gezen adam hani? Nedense hayır, Erdem hayır. Öldürüldü. Bir de ne güzel alkol de almış. Bedava içeceksin oradan gene diyeceksin ki onun karısında gezdim bunun bilmem Ali, ne yaptım bir tane çarpacağım. Bir şey Ali. Ondan sonra bak, tam o fırsatı kaçıracağım bir tek o gece çıkmamışsın dışarı. Alkol almış ha, o alkol, evet, alkol bak çok almış aynen olsa öyle. Beni aramış olsa aynen tamam öyle. Ama beni arayan soran olmadı ben gitmem yani. Sen Cezim zaten böyle kadın kız muhabbeti yapan adamdan ben nefret ederim ha. Hiç Ali. Benim çevremde böyle bir adam olamaz yani. Ali. Nefret ederim yani. Sen nasıl anlatıyorsun o zaman? Dur bir dakika ablacığım. Sen nasıl anlatıyorsun milletin karısını kızını o zaman? Madem olmadıysa bu kadını niye anlattın? Madem olmadıysa Halil'in karısını niye dile düşürdünüz ya? Halil'in karısını ben dile düşürmedim. Dili düşüren bu. Turan Şentürk. Benim bu. Hayır hayır. Bir saniye. Aklıma. Konuşmam var. Niye gittin o zaman motosikletle kadının evinin oraya? Benim motordan kaç? Benim motordan kaç tane var? Bilir herkes birbirinin motosikletini. Benim motorum var. Yani bizim benim motorum var. Aynı arabadan var ama ben bilirim. Ben cezaevindeyim. O dönem ben bir şey anlatıyorum sana. Köylü görmüştüsünüz ama bak bu. Ben Beşiktaş'ta orada çalışıyorum. Kulaktan doldurma. Yine söylüyor zaten. Bu kulaktan doldurma. Benim niye motorum, Halil bak, hayır, kafana silahı dayadığında o zaman evet. Ben değilim Erdem yaptı dedin. Hayır. Hayır. Senin karınla hayır. Erdem'in ilişkisi var dedin. Dedin. Hayır. Erdem de öldürüldü. Hayır.
Olay bu. Hocam öyle bir şey olmadı. Olmadı. Bu. Olmadıysa niye Erdem'i çağırdın oraya? Ya ben Erdem'i çağırdım. Arkadaşım çünkü ben öyle bir şey olmuş olsa bak şimdi. Öyle bir şey olmuş olsa. Ben adama aramızda ayrı bindik. O ayrı bindi. Bunlar ikisi bindi gitti. Ben o adamın yanına arabasını almayı binen. Sen çağırmışsın. Sonra da, neden onlar ben kendi aracımdan inip de belli mesafe gittikten sonra. Evime gitmek varken evime kalmış 200 metre, 250 metre. Gitmek var Halil gene seni bulur çünkü. Ben niye inip de? Gene Halil seni bulur. Nasıl? Halil seni gene bulur. Gitmezsen de peşin sıra gene bulacak ki seni. Yok ablam ya. Halil yedi belayı sana gibi dolaşıyor adam yani. Ben Erdem'i yalnız bırakmam için Erdem arabasına bindim. Beraber yukarı çıktık. O zaman o Erdem'in arabasına bindiğinde sen de arkalarına binseydin. Öyle bir kendimi kurtarmış şeyim olsaydı. Ben adam arabayı kurtardım. Kendi arabamı evi çıkardım. Ben böyle şey kabul etmiyorum yani. Sen zaten kendini kurtardın. Nasıl olsa ben kendimi kurtarmış olsam. Ben adam arabası tekrar biner miyim? Ne? Ne yapmayı bileyim madem ben buradan geri zekalı mı? Bu adam beni vuracak. Hayır seni ben bırakacak adama, mıydı? Hayır bu adam güven... Bir dakika. Hiç laf kalabalığı yapma. Laf kalabalığı yapmıyorum ben. Olay o kadar açık ki. Evet. Hayır ben senin anlattığından yola çıkıyorum. Ben yaşamadım olayı. Tamam. Senin anlattıklarını biz biliyoruz. Senin anlattığın çok açık. Hayır silahı senin kafana dayıyor. Evet. O silahı biraz, çekmesi... Tamam değil mi? O silahı geri çekmesi için, senin o silahtan kurtulman için... Birinin adını vermen gerekiyor. Hayır. Benim senin karınla ilişkim yok. Sadece iki senin karınla Erdem'in ilişkisi var sadece... diyerek... Bir sus. Senin karınla Erdem'in ilişkisi var diyerek... Sen... Hayır. O zaman diyor Erdem'i çağır. Sen Erdem'i çağırıyorsun. Sen Erdem'i kendin için çağırmıyorsun. Erdem'i kendin için çağırmış olsan... Erdem senin arabana biner. Oradan Erdem'le birlikte uzaklaşırdınız. Erdem kimin arabasına biniyor? Daha doğrusu Erdem'in arabasının yanına kim biniyor? Halil biniyor. Evet. Dolayısıyla sen Halil'le Erdem'i yan yana bırakarak işte suçlu ben değilim Erdem diyorsun. O da Halil onun üzerine onun kafasına silah dayıyor. Bizi takip et. Gideceğimiz yere gideceğiz diyor. Hayır, sen gideceksin. Ya Erdem'i vuracağım ya seni vuracağım diyor. Böyle muhabbet ya da ikinizi de vuracağım hocam, böyle diyor. Böyle muhabbet olmadı. Başka türlü muhabbet olmaz. Böyle muhabbet olmadı. Peki ben bunu kabul etmiyorum. Oldu? Sadece sormuş o iki sene sordu. Benim senin bir şey anlattığın bu işte. Sen anlattın bunu. Ben konuşuyorum siz. Ben yaşadım olayı anlatıyorum. Siz acabalar üzerine gidiyorsunuz. Ne yapıyorsun? Sen yaşadın olayı ben anlattın. Böyle anlattın. Ben birebir anlatıyorum. Ben Erdem'i çağırdım. Hayır ben birebir anlatıyorum. Halil silah dayadı dedim. Adam silah çekmiş bize. Erdem arabasını binmiş gitmiş. Ben kendimi kurtaracak olsam Erdem arabaya binerdi yukarı gider miyim? Gitmem. Ve geri dönüştü biz bu adamı hallayı beraber bıraktı. Yerden kaynağını beraber bıraktık. Muhtar da aradı. Biz durum böyle. Sen, abi hallettik dedik geri geldik. Sen başına silah dayandıktan sonra Erdem'le Halil'i o arabada yalnız bırakıp kaçsan o zaman Halil senin gerçekten suçlu olduğunu düşünür ve Erdem'i bırakıp bir şey yok. Senin peşine düşer. Bir dakika. Kaçacak bir şey yok. O nedenle sen kaçamazsın oradan. Hayır. O nedenle sen onların peşinden gitmek zorundasın ki Halil'i ikna edesin iyi niyetli olduğuna, hayır, Halil'in tarafında olduğuna ama ona da bir yem vermek zorundasın. Hayır, Erdem olmuş. Hayır hocam öyle bir şey olmaz. Bunun başka çok basit yani. Hayır. Çok basit. Kiminle ne olduğu, ne yaşadığı beni ilgilendirmiyor. Benim sorumu cevap versin. Neden böyle bir ya kızdığım için yaptım. Konuştum dedim bak kızdığım için konuştum. Gürsel'le bizim adımızı kullandı. Çalıştığım yerde dedi ki sen Gürsel'le... Benim üstüme neden iftira atıyorsun? Neden şey söyleyeceğim? Hayır bu cevabı ben kabul etmem. Kızdığını, neden benim üstüme adam böyle bir iftira atıyorsun? Benim karımla ben evde oturuyorum deyip hayır ben senin benim karım bana... Benim evde oturmadı, göz benim evime gelmedi. Bir dakika, sen ona kızarsan senin karım bana göz koymuş dersin. Adam zaten senden nefret ediyor onun yüzünden boşandım diyor. Ona kızdığın için evet çılgınlık benim... yaptı denmez ki. Ha, o benim yüzümden zaten Müge boşanmadı. Hanım bu arada... 2,5 senedir verdiğimiz uğraşların üstüne böyle bir şeyin olmasına itirazım yok. Yok, teşekkür ediyorum. Ay canım benim. Ve inanıyorum Ali'den de aynı itirafı alacaksınız. Ali sen o gece oradaydın. Hayır, bir dakika. Oradaydın. Hayır, öyle bir şey yok. Ama bir dakika. Programın başladığından beri var ya kendini kurtarmak için herkesi sattı. Hayır, ben inanıyorum Müge Hanım bunu da çözeceksiniz. Ben şimdi Kudret'i arayacağım. Sen neden böyle ifade verdin? Ben soracağım, tekrar soracağım. Ben inanıyorum Müge Hanım senin dilini çözecek. Buradan çıktım arayacağım ben. Ben abi senin yanında mı değil miydim? Tamam bak, biz reklama girelim sen ara hadi dinleyelim ara. Hadi bakalım ne diyecek. Hadi kaçışın yok yani. Hadi tamam biz reklama girelim sen ara. Abi bizim programın süresi bitti ya. Yarın görüşebilmek dileğiyle teşekkür ediyorum hoşçakalın. Hadi sen ara.
öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.